O şey tanıyorsunuz değil mi? Vallahi öyle değil mi? Biliyorum. Daire başkanlığı nasıl yapar? Üzülüyorum. Kanserden olarak biliyorsunuz. Evet. Dedik mi anda şey o şeyde çalışıyordu. Metiş'te. Metiş'te çalışıyordu. Turan Bey yok. Emekli olduktan sonra Turan Bey bu sabahın sahibi var ya, ne Ahmet. Var mı? Sabah ve ATV'nin sahibi. Neydi şu başbakanın damadı orada gelen bu ya. Neydi? Neyse. Değerli misafirlerimiz, bir yolculuğumuzu başlatmak üzereyiz. Sayın Faykunuz benim aramızda ulaşamadı. O yüzden onun konuşmasını iki numarasına kaydırmamız gerekti. Şimdi yolculuğumuzu yönetmeliğine sözü Sayın Faykunuz'a bırakıyorum. Oradan ayrıldı. Oradan ayrıldı. Şimdi bugün konuştum. Egemen'le bir konu varmış da Maraş'ta 3 tane hidrolik santral yapılmış. 18 tane var. Bu oturumda aslında Cengiz Görtek başkanımızın da yapılmış. Profesör nedir bilemiyorum da. Faykunuz'u da bekliyoruz. Bu oturumdan sonraki Yoğun Bey Atakı'dan görevi aldık. Yani bize daire başkanı yaptı çok kısa süre. Enerji ekonomisi başlıklı oturumumuzda Sayın Neşe Özgen enerji politikalarında yeni bir konumlanma, Irak bölgesinde ve enerji politikalarında imtihanı başlıklı bir sorun gerçekleştirecek. Vaha Kuban bütün elektrik üretim araçları halka dünyada ve Türkiye'de enerji kooperatifleri başlıklı bir sorunlu. Aynı şekilde Aziz Konukman'da sonuç planları görülen enerji politikaları başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. Ben değerli sunumlarını yapmak üzere konuşmacıları Türkiye'ye davet ediyorum. Programımızda yarım saatlik sunumlar şeklinde bir program yapılmış. Sunum tamamı bittikten sonra, tüm sunumlar bittikten sonra bir 20 dakikalık soru cevap bölümümüz olacak. Bir kapıyı örter misiniz siz? Buraya kadar yormadan hemen ilk sunumu yapmak üzere üstteki yerini almaya davet edeyim. Ben o sunumuna başlamadan önce kısaca da özgeçmişini okumak isterim size. 1960 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 84 yılında mezun olduktan sonra 87 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünden yüksek lisansını 92 yılında da doktorasını tamamladı. 93 yılında Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülünü Kalkınma ve Girişimcilik başlıklı dolu tez çalışması ile aldı. 82-86 yılından itibaren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde önce araştırma görevlisi olarak ve daha sonra profesörlüğe kadar çeşitli akademik kadrolarda çalıştı. 2007-2008 tarihlerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne bağlı Bilgi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptı. Ege Üniversitesi'nden 2008 yılında emekliliğini isteyerek Okan Üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi'nde ve Sosyoloji Bölümüne Mekan Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı'nı kurmak üzere İstanbul'a yerleşti. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde dersler veriyor. Yok bilmiyorum.
Şimdi çalışıyorum. Merhaba. Önce hem Tımba hem Eno'ya çok teşekkür ederim. Her zaman hem düşünceleriyle hem uygulamalarıyla önder olan odalardır. Bunlar Türkiye'nin hem mühendislik tarihinde hem de toplum mühendisliği yapmayan mühendislikleri tarihinde. Burada olduğuma çok memnunum ben. Çünkü yeni dönemin yeni bilgisini, yeni dönemin yeni bağımsızlık bilgisini hatta yeni dönemin devletçi olmayan ve kapitalizm dışı ekonomi modellerini üretebilecek bilgisini ancak beraber geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Ben size bugün fazla uzun olmayan bir sunum yapmaya çalışacağım. Bunu 2013 Temmuz Ağustos aylarında Irak Kürt Federe bölgesinde gerçekleştirdim. Özellikle de Doğuk, Devler ve Süleymaniye'de üçlüde yaptığım bir çalışmanın kısmi sonuçlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada öğlen yemeğinde ayran veren yönetimin bir tür provokasyon yaptığını düşünüyorum. Ayranı içenlerin hepsinin üstünde gözüm olacak. Ona göre çok da uyutmadan sizi devam edeceğim. Asıl olarak benim yapmak istediğim çalışma, bu sunum resimlere bağlı olmayacak, fotoğraflara bağlı olmayacak. Sadece hem bölgenin nasıl bir yol almakta olduğunu biraz görmeniz için, hem de hani kısmen de olsa dokunun nasıl yürüdüğünü görebilmeniz için küçük küçük birkaç tane fotoğrafla beslemeye çalıştım. Asıl olarak fotoğraflar üstünde konuşmayacağım. Asıl olarak başlangıç sorum üretimin politik coğrafyasını izlemekti. Yani örneğin PKK, KDP ve KYP gibi siyasi partiler siyasi ve coğrafi olarak kontrol edebildikleri alanı iktisaden de kontrol edebiliyorlar mı? Bölgede Kürdistan'ı bir ekonomi oluşmakta mıdır? En azından Kürt'ü bir ekonomi oluşmakta mıdır? Parçalılık bu ekonomik sistemi nasıl etkiliyor ya da bu ekonomik sistem bu parçalılıktan çıkmış bir sistem haline gelebilir miydi? Asıl olarak da bu yeni enerji politikalarının bir devleti nasıl etkilemekte olduğu ve bu yeni enerji politikaları aracılığıyla devletin, yeni devletin nasıl gerçekleşmekte olduğuna dair sorular sordum. Yaklaşık 1,5 aylık bir çalışmaydı ve bu ticari ve ekonomik bağları sağlayan bütün siyasi önderler ve bunların temsil alanlarıyla görüştüm. Başka günlerde büyük ve küçük işletmeciler, siyasi önderler, danışmanlar, küçük ve büyük aracılar, kontraktörler, kısmi akademisyenler, çeşitli partilerin önde gelenleri, yerel ekonomiyi döndürenler, çevirenler, aracılar ve bunun gibi yani hem büyük hem orta hem küçük ölçekteki çeşitli ticari sistemler ve bunların yönetimleriyle ilgili görüştüm. Asıl olarak işte vergi sistemi, sigortalama, bankacılık ve uluslararası akreditasyon meselelerini ülkenin nasıl bunlarla başa çıktığını da anlamaya çalıştım. Ve hani teknik olarak da bahsedersek, şöyle teknik söyleyebilirim. Bir kere Kenya formatlarla görüştüm, yani liderlik vasıflarını taşıyanlarla her anlamda, sosyal kültürel ve iktisat anlamında. Sonra nedensel etki üzerinde durdum ve günlük sosyal potansiyeli yansıtan çeşitli örnekler bunun içine girdi. Akademi ve diğer entelektüel yapılarla görüştüm, bu da intelligent effect'tir. Çünkü yani bu yapımlar nasıl etkiliyor ve nasıl yeni devleti, ideolojisini nasıl biçimlendiriyor. Bir yandan da sınırın iki tarafında gerçekleştirilen sosyal ekonomik ve beşer ilişkileri sürdürenlerle bir case çalışması yaptım. Niter bir çalışmaydı. Case olarak da örneğin Mersin-Şırnak-Dohuk hattını izledim. Yani burada ticaret, sosyal ve kültürel ilişkiler nasıl gelişiyor. İstanbul-Diyarbakır-Erbil hattını izledim. Diyarbakır-Dohuk-Erbil hattını izledim ve Silopi-Dohuk-Erbil hattını izledim. Bunlar farklı iktisadi akışlar ve farklı ekonomik antropolojik boyutlara denk geliyor. Aslında özetle benim yapmaya çalıştığım şey, şöyle söyleyebilirim. Yeni bağımlılık türü olarak ele alabileceğimiz bir yeni devlet oluşumunu hem sizlerle tartışabilmek hem de geleceğin mühendislerini ve geçmişi taşıyanları bir yandan da
bu yeni bağımlılık türlerine karşı biraz önce HES kılabilmek. Çünkü bizim bağımlılıktan anladığımız, yani epeydir de konuştuğumuz, örneğin Türkiye'nin dışa bağımlılık zinciri içerisinde enerjinin ne kadar etkin bir rol oynadığı ve anahtar bir rol oynadığıydı. Oysa şimdi karşınızda birazdan göreceğiniz ülke aslında enerji olarak dışarıya hiç de bağımlı olması gerekmeyen, hiçbir bağımlılığı olmayan, yeni dönemde bağımsızlığını kazanmış, yeni devlet olma yolunda ilerleyen, geleceği son derece parlak ve bir etkin bir rol oynamayı en azından üstlenen ve bunu iddia eden, asla totaliter yapılar tarafından yönlendirilmeyen, zira hani kendi seçimiyle, kendi vatandaşlarının ortak seçim ve onayıyla iş başına gelmiş ve ortak seçim ve onayıyla da hükümet olmayı sürdüren bir yapıdan söz ediyoruz. Böyle bir yapının son derece iyi bir enerji kaynağının üzerinde, bu enerji kaynağına sahip olarak gelişmekte olan bir yapının hangi yollarla gerçek anlamda bu küresel dönem içerisinde bir dışa bağımlılık geliştirdiğini ve bu dışa bağımlılık mekanizmalarının onu üzerindeki etkileri üzerine konuşacağım. Bunu yapmak için dört ana basamaktan hareket edeceğim. Bir tanesi İKFB'nin, Irak Kürdistan'ın enerji politikaları ve hangi oranda ve nasıl dışa bağımlı hale geliyor. Bunu mesela hiç üretim yapmayarak nasıl geliştiğini göstermeye çalışacağım. İkincisi bu üretimsizlik, üretim ataleti politikasını, sadece satarak yaşamak politikasını ülkenin hangi sadi uç noktalarında, hangi sosyal rezonanslara kadar ilerlediğini ve bunların ideolojisine nasıl oluşturduğuna bakmaya çalışacağım. Bu ücret politikaları ve çeşitli legalite ve illegalitenin gelişmek için üzerinden kısaca göstereceğim. Üçüncüsü, yönetsel ve yargısal mekanizmalarla bu bağımlılık politikası nasıl yerleştiriliyor ve nasıl onaylanıyor. Dördüncüsü de elbette sizin daha çok ilginizi çekeceğiniz umduğum özellikle de elektrik sistemleri aracılığıyla, enerji dediğiniz sadece elektrik sistemleri aracılığıyla bu sistemlerin dışa bağımlılığı nasıl tekrar pekiştiriliyor ve bu yeni dışa bağımlılık kavramını buradan nasıl kullanabiliriz? Bunu yaparak yani bu dejenerasyonu, eski bildiğimiz kavramlar açıklanamayacak bir dejenerasyon nasıl oluşmakta ve yaratılmakta olduğunu biraz görebiliriz ve bu petrolün sağladığı muazzam rant sayesinde kurulan bir rantiye devletinin yolsuzluğa, kapatçılığa, dev toplumsal eşitsizliklere yaslanan bir kısmını belki biraz sormaya başlayabiliriz. Bu Süleymaniye'nin ana caddelerinden bir tanesi. Yapmaya başladığım çalışmadaki gösterge olarak ele aldığım noktalardan bir tanesi üstüne Medin Kurdistan ya da Medin Irak yazan herhangi bir malım olup olmadığıydı. Sadece 3 tane imalat ürünü bulabildim. Bu bir tanesi bir kola dolu tesisi. Kutu içinde basılıyor. Sadece dolum tesisi burası. İkinci ürün, üstünde meydana yazan ikinci ürün bir tür sofra sosuydu. Son derece basit ama hiç değilse üstünde meydana rak yazıyor. Son derece basit göstergeler olduğunu farkındayım. Fakat birazdan gelen mal bolluğuna baktığınızda aslında Irak'ın geçmişte sahip olduğu güzel üretimden, küçük de olsa zanaat üretiminden, imalattan, çeşitli üretimlerden nasıl vazgeçmiş olduğunu görmenin beni ne kadar üzdüğünü de belki anlayabilirsiniz. Çünkü yaklaşık 3000 yıldır yapılmakta olan sabun, örneğin artık Irak Kürdistan'ında yapılmıyordu, dışarıdan olmuyordu. Lokum Türkiye'den gidiyordu. Üçüncü malzeme de bu. Bu içine bir rezistans takılmış, üstüne bir kaplama yapılmış olan bir soğutucu. Bunun dışında Made in Kürdistan yazan ya da Made in Irak yazan herhangi bir mal bulmak mümkün değildi. Geleneksel malların çoğunun Çin'den ve Uzak Doğu'dan getirildiği ve hani tahta ve imalat olarak da ancak bu kadar bulabildiğim, yani köylere gönderilen biraz da nostaljik beşiklerin olduğu bir Aras'la burası bir ekonomiyle karşı karşıyaydı. Ama bunun dışında bu gene Süleymaniye'de bir sokak, nispeten daha geleneksel kalmış bir sokak. Süleymaniye biraz daha Bağdat rejimine yakın olmaktan dolayı ve Taliban'ın kontrolünden dolayı, Taliban'ın kontrolünden dolayı, Taliban'ın
sebebinden dolayı daha geleneksel dokusunu muhafaza ediyor gözüküyor. Ama bu dükkanın içerisinde satılan hiçbir şey kendi ülkesinde üretilmiyor. Bu da gene geleneksel pazarların içerisinde. Burada gördüğünüz mallar, öndeki kovalardan arkadakilere kadar her şey dışarıdan satılıyor. Yani geleneksel bir yönelik gibi olmasına rağmen her şeyin dışarıdan alındığı bir dokudur. Kırsal alanın görünüşü çoğunlukla böyledir. Birazdan şehir içinde göreceksiniz. Her şehir parlarken kırsal alan hakikaten son derece yetersiz kalabiliyor. Bu gene Hemler'in, Erbil'in eski Yahudi mahallesinden güzel bir görüntü. Şu anda yoksullar kalıyorlar. Nasıl bir şehir gördüm? Nasıl bir doku gördüm? Örneğin şöyle söyleyeyim. Bütünüyle AVM'ler üzerine inşa edilmiş, mallar üzerine inşa edilmiş bir mall ekonomisinden söz edebiliriz. Türkiye'nin Irak bölgesine, Irak Yunanistan bölgesine yaptığı ihracatın geçen yıl 8 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Bunun 1 milyar 200 milyon doları sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinden gitmektedir. Bunun da sadece 200 bin doları Diyarbakır'dan gider ve 8 milyon dolar Şırnak tarafından gider. Fakat bunun nedeni de anlayabildiğimiz kadarıyla Şırnak'tan yapılan gümrükleme sisteminin daha yüksek vergi iadesi vermesi ticaret o tarafa doğru kaydırıyor. Bu üretmeme politikası, yani hiçbir şey üretmeme, her şeyi dışarıdan satın alma, bunu tamamen bazı mallara biriktirme, bazı şeylere, alışveriş merkezlerine biriktirme ve dışarıdan vergisiz, tamamen vergisiz mal getirme politikası başka bir ideolojik zeminle besleniyor. Bu ideolojik zeminde bir tür şefkat aristokrasi diyebileceğimiz yine devlettir. Bu şefkat aristokrasi devleti şöyle işliyor. Toplam gelirin yaklaşık %35'i maaş, ücret ve yardımlara ayrılıyor. 85 milyar dolarlık bir petrol geliri var Irak ülkesinin. Yıllık ortalama ulusal gelir 4800 dolar olarak gözüküyor ama çok daha farklı olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü kaydedilmeyen gelir sistemleri var. Çünkü zira Irak Federe bölgesinde şu anda haftalık ya da aylık asgari çalışma saati dahi kayda alınmış değildir ya da kontrol altına alınmış değildir. Herhangi bir bağdan vergi alınmaz ve herhangi bir biçimde sigorta sistemi işlenemez. Kasko sistemleri de olmak üzere. İki tür ücret ve maaş ve işsizliğe karşı iki tür sistem geliştirilmiş. Bir tanesi ayda kişi başına verilen 400 dolar doğrudan devlet yardımı. Bunun için vatandaş olmamız yetiyor. Bu kişi başına bir yardımdır ve evde genellikle 3 kişi bu yardımı alır. Yani ayda 1200 dolar eve karşılıksız devlet yardımı olarak girer. Aynı zamanda kişinin evlenme yardımları ve sağlık giderleri de devlet tarafından karşılanır. Eski ve yeni peşmergelere verilen maaşlar da sistemi besleyen en önemli etkenlerden bir tanesi. İsteyen her genç peşmerge olabilir. Ayda sadece 15 gün çalışma karşılığında, 15 gün başka işler yapabilir. Ayda 15 gün çalışma karşılığında 1200 dolarlık bir maaşa erişiyor. Aynı zamanda yeni de olsa bu peşmergelerin 10.000 dolara varan evlenme yardımı ve çok daha yüksek biçimde arada banka desteği bulmaksızın devlet güvenliğinde verilen ev alma destekleri var. Eski peşmergeler ise birazdan anlatacağımız iş edindirme sistemlerinin içerisinde küçük birer komisyon örgütü olarak da işliyorlar. Her ne kadar bu işsizlik maaşı ya da diğer maaşlar sistemin aslını besliyor gibi gözükse de sistemin aslını besleyenin bir tür geçicilik ve güvencesizlik olduğu çok açık. Zira son derece hem miktarı devlet tarafından sadece belirlenen, azaltılabilen ya da artırılabilen hem de kime verileceği gene devlet tarafından kontrol edilebilen bir işsizlik yardım sisteminden söz edebiliriz. Görünen o ki, Irak'ın sahip olduğu
tek iktisadi varlık, hiçbir üretim olmadığı için tek iktisadi varlık sadece ve sadece yer altında bulunan petrol. Petrolün çıkartılması ya da dağıtılması için devletin herhangi bir biçimde harekete geçmediğini biliyoruz. Daha doğrusu bu sistem zaten Irak'ın ikinci işgali sırasında uluslararası sistemler tarafından tamamen kontrata alınmış olan bir sistemdir. Çalışmanın ve mesleklerin kendi içerisinde bir etnik sıralanması olduğunu gördük. Şöyle ki, arkasında herhangi bir Kürt otoritesi, hareketi otoritesi barınmayan bir Kürt'ün Irak Kürdistan'daki pozisyonu inşaat işçiliğinden daha yukarıya gidemiyor. Ancak eğer Kürt hareketi aracılığıyla gelmiş olan ya da siyasi mülteci olarak gelmiş olan Kürtlerin kendi içerisinde gene kendilerine bir otoritenin temsilinden dolayı saygı duyuyor ve iş yapma şansı bulabiliyorlar. Şu anda sokakları süpürenler, şöyle göstereyim size bunu, şu anda sokakları süpürenler Bangladeşlilerdir. Evlerde hasta bakım ve temizlik işlerinde çalışanlar, Kürtçüler, inşaatlarda çalışanlar, Kuzey Kürtleri ve Azerbaycanlılar, Kırgız ve Türk işçiler, AVM'lerde tuvalet temizliği gibi en alt düzeylerde çalışanlar da Nepalliler. Bunun dışında evlerde çeşitli çocuk bakım ya da ev temizliği hizmetinde çalışan küçük yaşlı Filipinli genç kadınlar da bu sistemin bir parçası. Yani şeyin içerisinde, meslek ve işin içerisinde bir şey var, renk var, bir sınıflandırma var. Türkiye'den herhangi bir biçimde siyasi mülteci olarak Irak Kürdistan'a gitmiş olan Kürtlerin en az 12 yıl oturma süresini tamamlamaları gerekiyor vatandaş sayılabilmeleri için. Bunun dışında kalan zamanda mülteci olarak kabul ediliyorlar. Üçüncü bağımlılık zinciri bunun hangi yöntemsel yönetimsel mekanizmalarla beslendiğiydi. Bunun içinde bir tür rüşvet sistemini size örnek olarak vermek istiyorum. Şu anda 1300'e yakın aile iktisadi sistemin neredeyse tamamını kontrol ediyor. Eğer herhangi bir biçimde Irak Federe bölgesiyle bir ticari alışverişe girmek istiyorsanız ki Türkiye'den yapılan yatırımlar %90'ını aşan oranda zaten hizmet ya da ticaret. O zaman Türkiye'deki bütün bağlantı sistemlerine geçtikten sonra Irak içerisinde sizi özellikle 1300 aileden bir tanesi, yani karar verici ailelerden bir tanesine yaklaştıracak olan bir komisyonlar sistemi içerisine girmeniz gerekiyor. Yani sizin aileler tarafından kabul edilebilecek bir ticari yatırımı bölgeye yerleştirebilmeniz için önce bu ailelere sizi götürecek olan komisyoncuya sizi ulaştıracak olan komisyoncular sisteminin içine girmeniz gerekiyor. Bu komisyoncular sisteminin aldığı her tür bahşiş şekir diye adlandırılıyor, şeker diye ve bu şekerin bir şeyi yok, yüzdesi yok. Ancak en son aşamada eğer size onaylayacak olan, işi onaylayacak olan ve size ortak olacak olan Iraklı ailenin, Kürt ailenin aileyi oluşturacak, ulaştıracak komisyoncuya varabilecek şekilde bütün basamakları geçebilirseniz, sizi aileye ulaştıracak olan komisyoncunun alacağı komisyon, yasal bir komisyon, yani onun yüzdesidir. Onun adı komisyon. Onun komisyonunu aldıktan sonra aileye ulaşabiliyorsunuz ve bu aile tarafından onaylanmanız anlamına geliyor. Ama ondan önceki sistem, eğer yeterince desteğiniz ve arkanızda siyasi bir gücünüz yoksa ki bu ya Türkiye'deki Kürt hareketi ya da Türkiye'de devlet ya da çeşitli cemaatler ya da Fethullah Gülen cemaatinin desteğiyle olan bir durumdur. Ancak eğer bu yeterli desteğe sahip değilseniz o zaman dolandırılabiliyorsunuz, paranız ödenmiyor. Yani arada komisyon sisteminin hiçbir geçerli yok. Hiçbir biçimde vergi ya da sigorta sistemi olmadığını söylemiştik. Malın vergi ya da sigorta malın vergilendirilmesi nasıl sağlanıyor diye baktığımızda, çünkü hiç vergi toplanmıyor aslında. Malın vergilendirmesi aslında sizin bu komisyoncular aşamasından geçerken ödediğiniz
paralar anlamına geliyor. Yani malın oradaki meşruiyetini ve devlet tarafından kabulünü sizin aradaki ödediğiniz komisyonlar üzerinden tartıyorlar. Ancak Türkiye'de özellikle şu anda KFB'yle iş yapan 2241 firmanın sadece %7'si Türkiye'de 2241 firmanın sadece %7'si Türkiye'nin Kürt bölgesinden çıkıyor. Geri kalanların özellikle Sakarya ve Mersin başta olmak üzere İstanbul odaklı olan firmalar olduğunu görüyoruz. Bu sizi firmaya götürecek olan ilişkinin bütün sistem tarafından onaylanması, komisyon ilişkisinin bütün sistem tarafından onaylanması ve en sonunda da iş yapabilmenin ancak büyük aileler tarafından onaylanan bir doku haline dönüşmesi neyle sonuçlanmış? Şöyle şeylerle sonuçlanmış. Bir tanesi bu yapının tamamen meşru kılınmasıyla sonuçlanmış. Yani hiçbir biçimde gıda kodeksine uygun olmayan, içinde yatılmayacak, üstünde yürünmeyecek, yenmeyecek, giyilmeyecek, son derece kötü efsafta onlarca mal şu anda olarak Federe bölgesinde satılıyor. Dükkanları dolduruyor, mağazaları dolduruyor. Çünkü bunlar içinden hangi bir işte insan hakkı koruyucu ya da vatandaş koruyucu önlem alınmasına gerek olmuyor. Zira bunları onaylayan zaten en üst düzeydekiler. Herhangi bir biçimde ihalelerde daha ucuza veren bir firmanın ihaleyi kazanması da söz konusu değil. Buna da gerek yok. Çünkü zaten onayı veren en üst düzeyde yetkilidir. Banka sistemleri nasıl çalışıyor? Benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi buydu. Nasıl malın parası ödeniyor? Malın parası, tam bu, yani bu meşrulaştırılmış bir illegaliteden söz ediyoruz aslında. Bu meşrulaştırılmış illegalitenin içerisinde malın parası bankalar akredite olmadığı için peşin ve komisyoncular, emanetçiler üzerinden ödeniyor. Banka şubeleri fazla sayıda ve tek bankalar çok fazla, fakat içinde dünya akreditasyonu yok bunların dediğimiz gibi. Onun yerine her sokak başında ya da sokaklarda 3-4 tane böyle çok sayıda gördüğümüz şeyler var. Sokak bankacıları var. Işıktan çok belli olmayabilir ama o şeyin vitrinin içerisinde 100 dolar, 100 dolar, demetler, 100 dolar. Yani ortada onun bütün paralarının en yüksek biçimleri var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi hem şey bozuyor, dövüş bozuyor, hem şey satıyor, telefon kartı satıyor, hem gelen malı düşününü yapıyor, dağıldığını yapıyor. Hem de tipik bir şey içi, dükkan içi. Ne tür kaçak malda karşılaşılabiliyor? Örneğin Apple'da gördüğümüz şöyle bir kaçakla karşılaşılıyor. Ana dağıtıcı firma, ana kontraktör, Apple'da bir anlaşma yapmış. 2300 dolar malın 1300 dolara yapılması ama karşılığında 3 yıllık değil sadece 3 aylık garanti verilmesi üzerine. Bu distribütör firmanın isteğini Apple kabul etmiş ve şu anda Türkiye'de vergisiyle birlikte 2300-2800 arası satılan bir Apple'ın orada vergisiz, yani sistemin içerisinde meşrulaşmış bir biçimde 1700 dolara satıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu aynı zamanda hem illegalitenin hem legalitenin aynı illegal durum içerisinde hem de devlet kanalları aracılığıyla meşrulaştırılmasıdır ve bu dış halkalardan içeriye doğru gittikçe giren, birbirinin içine giren bu illegalite aslında bütün toplumu bir tür çocuksu toplum dediğimiz bizim, yani sadece gelir devlet tarafından kendisine verilen ve karşı durma mekanizmaları ve şansları da bu yolda elinden alınmış olan bir vatandaş tipine doğru götürüyor. Çok fazla sayıda Türk yatırımı var fakat şehrin dışı bu biçimde. Yani hemen o malın dışında böyle evler görmek son derece doğal. Bu konumdan gördüğünüz üzere şeye kadar, Baydöner'e kadar Mados'una, NT Lapris'ine kadar
iyi olan bir şey tabii. Bunların hiçbirisi ne Türkiye'den çıkmıştı ne oraya girişti bir vergi sistemin içerisinde değil. Dördüncü olarak asıl bu nereden besleniyor, hangi mekanizmanın üstünde diye düşündüğümüzde elektrik sistemleri aracılığıyla nasıl geliştiğini biraz size anlatmaya çalışacağım. Burası Kerkük, sürekli yanan petrol kuyuları var. Uzun ve büyük bir şeyin üstünde. Bu aslında antımız, Türklerin antımızı bu. Başlangıçtaki her devletin kendi milliyet retoriğinin bir ideolojisine iyi bir biçimde kurduklarını gösteriyor. Övünç verici bir şey. Yani bir kendi milletini ve kendi devletini kurabiliyor olması sahip olacak bir durum. Fakat bu nasıl kuruluyor? Bunun yani iktisadi sistemi nasıl? Elektrik sistemi çok basit şöyle işliyor. Her şehrin bir jeneratörü var ve bunu işleten bir şirketi var. Bu şirketi kurmak ve bunu işte çalıştırmak ve yani aileler aracılığı ve bütün konusyon sistemleri aracılığıyla gelişmiş durumda. Fakat şehrin bu elektrik dağıtım şirketi jeneratörü sistemi %40 oranında sizi semtin jeneratörüne bağlamayı taahhüt ediyor. Yani bu parayı kullansanız da kullanmasanız da ödüyorsunuz. Dolayısıyla haftanın belli günlerinde ve saatlerinde şehrin ana jeneratörü, elektrik sistemleri susuyor ve sizi semtin jeneratörüne devrediyor. Semtin jeneratörü de belli zamanlarda susuyor ve sizi mahallenin jeneratörüne devrediyor. Bu mahallenin sonra mahallenin jeneratörü de tabii bu kadar kaldıramadığı için susuyor. Bu sertin jeneratörü. Mahallenin jeneratörü de bu kadar kaldıramadığı için iflas ediyor. Bunlar hep mazotla çalışıyor. İflas ediyor ve siz apartmanın ya da evin jeneratörüne kalıyorsunuz. O da arızalanırsa eğer durum çok kötü tabii. Çünkü bunu tamir edecek insan teknikler çok az. Bir diğeri evlerde ısınma ve soğutmanın tamamı doğal gaz yerine tüplerle sağlanıyor örneğin. Gaz tüpleriyle sağlanıyor. Yani hiçbir biçimde enerji sistemi belli bir sistematikle ve belli bir mekanikle birbirine bağlanmamış. Tamamıyla birbirinden ayrı farklı sistemler, şehirlerin her bir sokağının elektriği, altyapısı, işte su sistemi, kanalizasyonu, ışıklandırması birbirinden farklı firmalara devredilmiş ve böylece muazzam bir kakafonik şeklin içerisinde ve hiçbir sistemin birbirine uygun çalışmadığı, birbirinden kesik ve birbirine kopuk, binaların hiçbirine birbiriyle uyuşmadığı bir kakafoni var. Ve bu kakafoni bütünüyle yani mesela eğitim sistemindeki çöküşlerden sağlık sistemindeki çöküşlere kadar kendisini belli ediyor. Ama sonuç olarak bir petrol çıkıyor. Onun hangi mecralardan geçip ne kadarı halka doğru yöneliyor ama ve bunlar hangi mekanizmalarla yöneliyor? Bunlar bize bir ekonomik sistemin nasıl kurulmakta olduğunu gösteriyor. Burada sorulması gereken soru şu diye düşünüyorum. Biz uzun yıllar Somali ya da Afrika gibi ülkelerin dışa bağımlılıkları üzerine konuştuk ve enerji dışa bağımlılıklarının aslında bu ülkeleri nasıl yoksullaştırdığını konuştuk. Yıllarca ileride gelişebilecek olan çeşitli az gelişmiş ülke örnekleri konuştuk. Yani zaman içerisinde gelişeceğini ve düzeleceğini umduğumuz az gelişmiş ülke örnekleri konuştuk. Şimdi burada gördüğümüz ülke ne enerji olarak dışa bağımlı, aslında kendisine çok iyi bir gelir sağlayabilecek bir enerji yapısı var. Ne de kendisini sömüren ve kendisini yabancılaştırmış olan bir yönetimi var. Galiba yeni dönemde hem Türkiye'nin buradaki politikalarının bir başka ülkeyi nasıl bir felakete sürüklemekte olduğuna dair konuşmamız gerekiyor. Hem Irak Kürdistan'ın kendi ekonomik sistemlerini yeni dönem küresel sistem içerisinde nasıl geliştirmekte olduğunu farklı bağımlılık anlayışıyla incelememiz gerekiyor. Sabrınız için teşekkür ederim. Umarım zamanımı çok aşmam. Bu
iyi anlattınız ki ben kesemedim sözünüzü. Tam 35 dakika var bir şey. Yani 5 dakika harcından sonra güzel bir şey. Vahha Bey'i geri alırken ben bunu anlatayım isterseniz size. Bütün elektrik üretim araçları halka dünyada ve Türkiye'de enerji kooperatifleri başlıklı sunumunu yapacak. 2008 yılında İstanbul'da doğdu. İlk orta lise öğretimini tamamladı. 76 yılında meteoroloji fakültesine girdi. Daha sonra lisans diplomasını İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans diplomasını Kanada University of British Columbia'da doktorasını da Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana Devlet Üniversitesi'ni tamamlayarak yurda döndü. Ben daha fazla zamanınızı almadan sözü Vahha Bey'e veriyorum. Teşekkürler. Aşırı günaydın. Özgah faaliyetinden severek sanılabilir. Orada değil galiba ama. Evet, sosyalistlerin bu kamulaştırma şiarı bütün enerji dünyasına nasıl bir alaka kuruyor? Ona bakmaya çalışacağız. Elektrik araçları halka ne anlamadığını günün elektrik sektöründe. Bu konuşmadan burada aslında bugünkü elektrik sektöründe yeni bir değişiklik görülüyor. Yani belirtiler var. Bunun hem bu belirtilere bakmak hem bunun nedenlerine bakmak. İkinci olarak da burada böyle bir kırılma görülüyorsa, böyle bir kırılma varsa bu betonun çatlaklarının arasından takım yeni organizasyon biçimleri, yeni örgütlenme türleri, yeni teknikler ve yöntemler acaba gelişiyor mu? Bunlara somut bakış atmak. Önce sektörden başlayalım. Elektrik sektöründe gerçekten şeyler değişiyor. Yeni belirtiler ve nelerden başlayabiliriz. Bunların çoğu kapitalizm merkez ülkelerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla oradaki hakim ilişki türleri, orada kurulan temel model aslında dünyanın geri kalan aslında da sürekli bir zaman çıktı. Enerji sistemi de çok kadim bir sistem. Tekno, kültürel, kurumsal bir kompleks diyebiliriz. Yaklaşık 100 senelik bir tarihçesi var ve sadece türbinlerden, bacalardan oluşmuyor, kazanlardan oluşmuyor. Bunun sıra bütün bir finans sağlık, mevzuat, kültürel ilişkiler, ulaşım sistemi sahiplendiriyor falan. Dolayısıyla burada nerelere bakmalıyız? Elektrik sektörü için özellikle bu merkez ülkelerde iki metafor kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi dinozor metaforu. Elektrik şirketlerinin dinozorlar gibi sonunun geldiği düşünülüyor. Ancak dinozorlara biraz haksızlık ediliyor. Çünkü dinozorların dünyayı kolay dünya anlayacak, geleceği görecek, hangi tekniklerin geliştiğini anlayacak araçları yok. Dinozorlar Meksika Körfezi'ne büyük bir göktaşın düşeceğini önceden bilemezlerdi ama elektrik şirketleri aslında bu gelişmeleri, bu belirtileri, bu sinyalleri uzun zamandır alıyorlar. Bu belirtilerin arasında özellikle yeni teknikler dediğimiz, yani temiz enerji teknolojileri, rüzgarın, güneşin daha geniş anlamda yer bulduğu elektrik sistemlerinde bayağı bir alt üst buluş yaşandığını söylemek mümkün. Bunun tabii baş örneği Almanya. Almanya'da şu anda elektrik sisteminde yaklaşık %50 oranında güneş, rüzgar yer tutuyor, diyebilirleri var. İtalya ve İspanya biraz daha geriden gibi görüşülebilir oranlarında ama Almanya aslında bu işin prototipi hakikaten ve resmi olarak da yani devlet politikası olarak da bunu 2050'lerde %80'e çıkartmayı hedeflemiş ülke olduğu için buradaki sektörel gelişmeler hakikaten bütün dünyayı ilgilendirmekten bir şey olur. Buradaki farklı destek türlerini görüyoruz, kopyaladılar ama şimdi elektrik şirketleri hakikaten zor daha bir tane. Yani 3 tane büyük elektrik şirketi var biliyorsunuz. E.ON, VW ve yani daha var. Bu şirketlerin toplamda aslında Avrupa Birliği'ndeki en büyük 20 şirketin 2008'den beri ciroları yaklaşık 1,5 trilyon eurolardan 500 trilyonlara falan düşmüş. 500 milyarlara düşmüş. 3'te 1 oranında bu şirketlerin değerleri piyasada azalmış. Tek tek şirketlere baktığınızda yine ciddi bir zorluk içinde olduklarını görmek mümkün. Bunların satış yani ciroları 3'te 2 oranında azalmış. Ve hepsi yaygara baskı sunuyorlar şu anda. Hatta bir kısmı yeni stratejiler açıklamakta. İşte bir zamanlar biliyorsunuz VP'nin yaptığı gibi RV önünde geliyor ama hepsinde yani belirtilerden bahsediyor ya çok ciddi bir sıkıntı olduğunu görmek mümkün.
kömürlü bir merkezi santral uygulamasından esas olarak mevcutlu esas olarak yönelmiş. Dolayısıyla bir şekilde uyum göstermek çok zor. Diğer metafor, telekom metaforu. Yani telekom sektöründe yaşanan yaklaşık işte 1992 ile 1982 ile 2002 arasında işte sabit hat sayılarında %50 oranında tırmanlayan bu internet kullanımı ile beraber mobil telefonda yeni şirketler ortaya çıkması, yeni hizmetlerin ortaya çıkması sağlayan tür bir yıkıcı dalganın elektrik sektöründe de yaşandığını ifade eden bir metaforlu. Gazete ve basın sektöründe de benzer bir benzetme yapılıyor yine. Acaba elektrik sektörü tür bir şeye doğru ilerliyor mu? Büyük şirketlerin bu şekilde zorlu olmaları. Bunun başka enteresan belirtilerden bir tanesi bu yeni enerji teknolojilerinde o aslında bizim Neşan'ın da söylediği devlet dışı ama kapitalist dışı da olan alternatif ülkeyi biçimlerinin de boy verdiği bu yeni enerji teknoloji alanında çok az payda var. Yani ama en büyük bir şirketleri yalnızca %6-7 civarında bir payda var. Dolayısıyla yani yatırımları onlar yapmamışlar. Büyük kısmını vatandaş toplulukları, yurttaşlar toplulukları, kooperatifler, belediyelerin toplulukları, kooperatifler falan yapmışlar. Bu Almanya özgü bir durum gözükse de aslında Avrupa'nın başka ülkelerinde de var. Danimarka'da bir tane kardeşlerimiz. Örneklerin bir tanesi Danimarka'nın rüzgar kooperatifleri diyorsunuz. İlginç örnek. Ama belirtiler çok. Amerika Birleşik Devletleri yine merkez ülkelerden biri ve muhtemelen yani enerji sektörünün ve elektrik sektöründe teknolojilerin yerleşmesi, pazarlanması, ucuzlaması ve dünyaya örnek olması bakımından da yine önemli bir topçuk pazarlarda bir tanesi. Burada neler oldu diye baktığımız zaman burada devlet politikası çok uzun süre destek olmamış. Bildiğiniz gibi çok, özellikle Bush döneminin sonuna kadar daha çok böyle inkar politikası ya da değişiklik böyle bir destek de olmadı. İlk başta petrol krizinin hemen arkasından gelen ivmeyi kaybetti Amerikan firmaları. Ama şimdi bir dönüşüm var. Ve baktığınız zaman Amerikan sektörüne, Amerikan elektrik piyasasına yeni enerjiler evet çok büyük bir hızla rüzgarın, güneşin geldiğini görüyorsunuz ama orada da yine ilginç bir şekilde onların tabii tarihsel geri planları da var ama mesela kırsal bölge elektrik kooperatifleri yahut şimdi belediyeleştirme dedikleri yeni bir akımla belediyeler, kurdukları şirketler, daha çok bunlar kar amacı gütmeyen korkutu şirketler şeklinde örgütleri, misali oylama şeyleri olan, mekanizmalar olan. Bu yolla bir sürü firma, hatta 7 Amerikalı'dan bir tanesinin bir onların kamu güç şirketi dedikleri, public power corporation dedikleri ve yine kar amacı gütmeyen korkutu yapılarda örgütlenen şirketler ben hizmet ettiği bölgelerde yaşadıkları görüyoruz. 7 Amerika'dan bir tanesi. Şimdi bu şey yüksek rakamlar bunlar. Yeni kırsal kooperatifler 40 şey neydi? Amerikan 40 elektrik kooperatifleri galiba tam karşılığı. Bunlar aslında çok çok eski. Yani savaş sonrası kırsal bölge kapılması amacıyla kurulmuş kooperatifler. Amerika geçmene biraz farklı. Ama orada da yine 14-15 milyon Amerika'da hizmet eden büyük kooperatif yapılar var. Şimdi belirtiler bunlar yani büyük şirketlerin baktığı. Bir başka enteresan konu da şu. Amerika'da özellikle bu Amerikan sistemi biraz farklıdır. Bunlardaki bu muazzam neoliberal küreselleşme sonucu gelen bu yeniden serbestleştirme ve kuralsızlaştırma dalgası Amerika'yı çok fazla ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü onlar çok daha önceden zaten özellikle bölgesel imtiyazlar yoluyla zaten özelleştirilmiş bir sisteme sahiptiler. Dolayısıyla öyle bir şey orada olmadı ama şu anda Amerikan elektrik şirketleri bu Obama sonrası ortaya çıkan yerel desteklere savaş açmış durumdalar. Öylesine bir savaş ki bu işte mesela 1 milyon dolar harcanıyor çamur atmak için bir belediyenin şirketine. Şeyde Denver'de ve Colorado'da 3-5 tane böyle örnek birkaç mücadele var. Fakat bunlar özellikle Kaliforniya'dan tabii başlayan bir hareket bu ama temelde bu belirtileri yalnız Avrupa'da değil Amerika'da da görmek mümkün. Burada böyle bir yıkıcı, yaratıcı yıkım
Görül bir şeklinin kendine de söylüyor aslında. Amerikan elektrik şirketlerinin en büyük enstitülerinden bir tanesi Edison Elektrik Enstitüsü Kaliforniya'da. Bunlar da bu senenin başında bir rapor yayınladılar. Yaratıcı yıkımı. Ve kendilerini nasıl yok ettiklerini anlatıyorlar ve neler yapmaları gerektiğini açıklamaya çalışıyorlar ama bir yandan işte Arizona'daki şirketler de bu çabuk kampanyalarına dahil oluyor. Falan böyle bir hakikaten ciddi bir hukuki ve bir savaş yaşanıyor. Yani kamu ülkesinde bir savaş yaşanıyor. Tabii Avrupa tarafında çok farklı bir olay var. Bu devlet politikası doğrudan doğruya bu yöne doğru iliştirdiği için sektörü bu şirketlerin nasıl böyle çaresiz kaldıklarını anlamak da zorlanıyor işte. Çünkü bunlar 100 yıllık büyük sınırsal koalisyonların sonucu oturmuş enerji altyapıları. Yani 24 milyon insanın elektriğini sağlayan ve kilowatt saat üzerinden yüksek kârlar elde eden devreye girmiş şirketler şu anda piyasa değeri 3'te 1 değilmiş durumda. Ve yeni enerji sektöründe %2 payı. Yani burada ciddi bir hani sınıf savaşı diyeceğim ya da Rujvazi içinde bir sınıf savaşı, şey, yeni bir koalisyon oluşuyor vesaire. Ve bu koalisyon da hükümette ciddi pay sahibi. Tabii o yeşillerin ya da işte sosyal demokratların ya da Merkel'in partisinin farklı seçim organizasyonlarına göre farklı nüanslarla taşıyabilmekle birlikte burada yeni bir doğuşa baktığımızı ve bunun nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilmediğimizi söylemek mümkün. Şimdi buradan şeye gelmiş, yani bu çatlak, şimdi kırılma varsa burada böyle bir sektörel kasırga önümüzdeki 10 sene içinde yaşanacaksa, yaşanıyorsa ilk an belirtilerimizde anlatmaya çalıştım. Bunun çatlaklarının arasından bir takım hareketler, bir takım filizler çıkıyor. Şimdi o filizlerin birkaçına baktığınız zaman en önemlisi, demin de söyleyeyim, bu kolektif mülkiyet parçalıyım. Bunlar birkaç çeşit oluyor ama en önemlileri kooperatifler. Enerji kooperatifleri, Danimarka özellikle çok yaygın. Mesela Danimarka'nın rüzgar gücünü ki yani yaklaşık %50'sini falan oluşturuyor. Amerika'nın yani toplam elektrik üretimini. Rüzgarlar görüyoruz da. Bunu toplam 150 bin ailenin ortak olduğu birden fazla tabii ama bir kooperatifler grubu yönetiyor, sahibi vesaire. Yani vatandaş 100 eurosunu, 500 eurosunu bastırarak verdiği para oranında kullandığı elektrik getirmek falan bir şeyle bir hesapla kooperatifler üye. Almanya'da şimdi Danimarka 5 milyon küçük bir ülke yani onu bir kenara itebilirsiniz ama Almanya Avrupa'nın yani ihracat motoru, en büyük ülkesi vesaire değil, kapitalistik merkezden bahsediyoruz. Burada şu anda dediğim gibi yarıya ulaşmış durumda bu yeni teknikler ve ürünler elektriğin payı. Demin söyledim, elektrik şirketleri yerlere sevmiş durumda. Hisseler artık yani yerlere sönüyor. Yani en kötü, en kötüsü performans gösteren hisseler elektrik şirketlerinin hisseleri. Euro Electric, bunların şemsiye organizasyonu da yine Edison Electric gibi bir rapor yayınladı bu sene. Onlar da ya fena bir şeyler oluyor, biz şeyler yapmamız lazım dediği bir şeye geçtiler, sırada geçtiler hakikaten. Bir kısmı dediğim gibi kömürden işte bir kütleye geçirmek çalışıyor falan ama biraz da geç kalmış gibi düşünüyorlar. Şimdi Almanya'daki neredeyse %60 oranında bütün bu yeni kapasite, rüzgar ve güneşle kooperatiflerin de ya da kolektif mülkiyet dediğimiz, işte mesela belediyenin kurduğu bir kooperatif ya da işte vatandaşların kurduğu. Şimdi bu az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz burada. Yani hakikaten Almanya'daki toplam yeni kapasitenin %50'sinden bahsediyoruz. Büyük bir kapasitesi sanayi ülkesinden bahsediyoruz. Burada dediğim gibi bir yeni bir şey doğuyor burada ve bu doğuşun içinde işte tüm kırılma noktada olduğu, kriz noktada olduğu gibi bir takım fırsatlar doğuyor. Yani devlet dışı ama kapitalizm dışı da olan, şimdi kooperatifler tartışmasının yeri değil burada. Kooperatifler reformu, devrimin karşısında reformu temsil ederler falan gibi biliyorsunuz. Literatürde bir tartışma vardır ama burada gerçekten bir şey oluyor. Şimdi bu olan şey, şimdiye kadar alıştığımızın çok dışında, hatta bu kasıp kavuran özelleştirme dalgası, bu deregülasyon hikayesi dönüp kendini bulmuşa benziyor. Nasıl? Mesela 15-16 Haziran pazar günü öğleden sonra 2-3 arasında Almanya'da megawatt saati toplam elektriği eksi 100 euroya düşüyor. Eksi 100 euroya düşüyor. Şimdi bu piyasa sinyali olarak görünüyor ekranlarda. Ve o sırada
rüzgarlı bir gün bu. Talep de biraz düşük falan. Ama yaklaşık 30 gigawatt civarında yenilenebilir enerji şebekeye besleniyor. Alman hükümeti kanunla o üreticilerden gelen elektriği güvence almış durumda besliyorlar yani. Yani gelinemiyor. Bu sinyal kime? Bu sinyal büyük ve kapasite şeyi yapamayan, ayarı yapamayan büyük doğalgaz kapasitelerinden esas olarak. Çünkü nükleer birlikler koruyorlar. Daha doğrusu da uzun vadede yapacaklar ama şu andaki mesela köprü ve nükleer santralından çok fazla ettirilmiyor. Onlar çünkü onlar oynayabilir kapasitelerle. Ama doğalgaz santralları kapasitelerle oynadıkları için bunlar mesela kapasitenin %10'unda çalışıyorlar. Muazzam zarar ediyorlar tabii. İşte bütün bu son iktisadi elektrik şirketlerinin vahim durumu da bunun sonucu ortaya çıkıyor. Yani burada bu serbest piyasa, yani tırnak içinde serbest piyasa dediğimiz hikaye, €200 gibi bir spot toptan elektrik fiyatıyla adamları şaşkına çeviriyor. Şimdi öbür tarafta belediyelerin kurdukları kooperatif şirketleri krizin en derin anında milyarlarca euro kar ediyorlar. Neden? Çünkü hükümetlere bir miktar destek veriyor. Yani destek düşüyor. Ama işte hesaplıyorlar. Yani gene Bundes bilmem ne şey var, enstitü var. Gayet güzel bir raporla bu rakamları ortaya koymuş. Ve bu kooperatiflerin yerel şeye katkısını, katma değeri istihdam vesaire bunu gayet güzel özetlemiş durumda. Dolayısıyla yani kriz anında bile bu ne diyelim teknolojiyi üretemeyeceği iddia edilen, yenilikçi olamayacağı üzerinde iddia edilen bu taban kitle şeyleri, organizasyonları, kolektif mülkiyete dayalı organizasyonlar bir şekilde bu sürdürmekle kalmıyorlar. Tabii Almanya'nın kanunlarına da olanak verdiği mesela %15'ini falan ilk koyabiliyor yerel hükümet enerji giderini. Dolayısıyla hani böyle boş bir yani Türkiye'de bir şey tabii söz konusu değil ama şimdi burada demek ki hakikaten tartışabileceğimiz farklı yönleriyle acaba bilmem ne içinizde uygulanabileceğini görebileceğimiz yani uygulamaya deneyebileceğimiz bir üçüncü yol var gibi gözüküyor. Bu Musa Bey'in sabah söylediği gibi bir farklı bir kamulaştırma türü aslında. Mı? Ondan sonra da soru işareti koyayım. Çünkü yani bu nasıl ilerleyeceğini tam bilmiyoruz. Çünkü şu anda mesela Amerika'da hakikaten çok düşük olmalarına rağmen payları. %35 falan yani rüzgarların eşit koyuyor ama muazzam bir yerli korkuyoruz. Sanki zannedersiniz ki bu yerli şirketlerin elinden piyasa gidiyor. Demek ki korkuyorlar bir şeyden yani hakikaten. Bu gelecekten korkuyorlar. Böyle bir dönüşüm içinde bu işin sosyolojisine baktığınız zaman yani kooperatiflerin başlangıçlarına ve siyasi oluşlarına baktığınız zaman temelde bunların özellikle 60'lardaki işte küskün sosyalistlerin önce çevrimciye evrilmesi arkasında da atom karşıtı mücadele içinde böyle bir hani çok büyük çoğunluğu Danimarka ve Almanya kooperatiflerinin böyle bir yol izlemişler. Ama başta öyle izlemişler. Sonradan bunlar baktığınız çalışıyor, herkes parasını kazanıyor, belediye para yapıyor falan. Böyle yayılmış bunlar. Şimdi hatta Hamburg Belediyesi Meclisi şeye karar verdi. Dağıtım hatlarını satın almaya karar verdi şirketler. Ve 1100 tane Alman belediyesi şimdi bu şeyleri geçiriyor yani. Berlin içinde. Yani çok enteresan bir konu hakikaten. Ve nasıl sonuçlanacağı da çok belli değil gerçekten. Ya hala baktığımız zaman manzaraya küçük bir yer işgal ediyor. Gerçi Almanya'ya baktığımız zaman olarak küçük sayılmak şimdi bu mesela 100 liraya gelip, Almanya'daki devlet politikasının bu enerji dönüşümünü üzerine inşa etmeye çalıştığı için enerji bendirdikleri enerji dönüşümü burada tabii çok daha yüksek oranlara ulaşılmasının büyük bir olasılık. Buradaki temel mesele şu, buradaki mesela yerel yönetimler deneyimi, yerel yönetimlerin kooperatifler yoluyla bir şekilde yerel enerji türlerini kolektif örgütlenme biçimleriyle hayata geçirebilmeleri olasılığı acaba Türkiye'de mevcut. Bu bakarak ilginç bir konu olabilir. Özellikle sadece CHP ile bu bir, birkaç nedenle bu dönüşümü görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, demin de söylediğim gibi yenilenebilir enerjileri önemli ölçüde. Fiyat düşürmeleri, bazı devlet politikalarının destekliyor olmaları vesaire vesaire. Burada bir yenilenebilir enerji tarafı var. İkinci olarak, şirketlerin aslında yanlış hesapladığı önemli bir kısım enerji verimliliğini hesaplayamamış durumlar. Yani çok ciddi enerji verimliliği politikalarıyla
gerek Avrupa, gerek Amerika, Japonya gücü daha önce yapmış ama enerji verimliliğiyle %25-30 oranlarında binalardan, otomobillere, genel altyapıdan, cihazlara, ev cihazlarına çok ciddi bir elektrik tasarrufu yaptılar. Bu önceden öngörülen ısı artışları bir kere açığa çıkarttı. O da onlara çok fena oldu. Tabii 2008 krizinin de dönemin doğru olduğunu söylemek istemedi var. Ama bir kadar zaman kaldıracağım. Daha biraz zaman. Burada üçüncü en önemli konu enerji verimliliğinin yanı sıra bilişim teknoloji dediğimiz genel alanın enerjiyle verici entegrasyonu özellikle talep tarafı diyebiliriz. Yani bir tane ekran takarak evlere çok ciddi bir davranış değişikliği yaratıldığını görüyoruz çeşitli projelerde. Bu yine önemli bir kısmı için. Yani bilişim teknolojisi eski tek taraflı şebekeyi şimdi pek çok üreticinin kontrol edebildiği ve sanal takım güç faktörleri uygulamanın olmak üzere şimdi giderek artan depolama fiyatlar falan nedeniyle yani böyle bir alt üst oluşuyor. Dolayısıyla bizim de buralarda kendimize uygun, kendi hukukumuzu sınırları zorlayarak belki değiştirerek ya bir yer açısından önemli şeyler olabileceğini düşünüyorum ama Türkiye'de kooperatifler genellikle tarım alanı tabii ki yakında durumda genellikle ama amaçları farklı. Şimdi burada enerji mevzuatıyla kooperatif mevzuatının hani yan yana getirir ki şöyle bir bakmak lazım. Bu konuda bir takım gelişmeler olduğunu da ben duyuyorum. Gümrük Bakanlığı'nda kooperatifler genel bir bölümü var. Burada bu konuda bir çalışma yapıyorlar. Bununla ilgili taslak üretildiğini söylüyorlar. Bir ortaya çıkmayan bir taslak. Taslak. Kimse eline verilmiyor falan ve karşımıza hükümet çıkacak diye korkuyoruz ama burada mesela kooperatiflerin desteklenmesi yoluyla bir yol açılabilir. Neyse çok uzatmayayım. Ben sorularla ilgili bir şey edebilirim ama yani bir karmaşıklık var. Şeyle bitireyim. Ortalıkta hakim bir kaos var. Dolayısıyla durum mükemmel diye mağaz buluyorsunuz. Dolayısıyla burada bir takım fırsatlar ihtimali var. Bu işin çok öneminin altını çiziyorum ama
biz de daha henüz o noktada değiliz. Bir de biraz kooperatifçilik geleneğimizde çok yolsuzluk olayları sık rastlanırız. Aynı zenginler dünyadaki olayların kooperatiflere de yansıması çok ciddi bir prestij kaybına yol açtı. Dolayısıyla bu kurumsal kimliklerimizde gelişiyor. Bunu bir kere not edelim. Şimdi tabii iki ayrı konuşma, şimdi ben sizi başka bir yere de götüreceğim. 10. Kalkınma Planı. Ben bir mini anket yaptım. İktisadi planlama teknikleri de ders gördüm ben size. Kaçıncı planı tartışıyoruz? Kaçıncı plan şu an yürürlükte diye sordum. %90'ı cevap verenler demiş. 7 dedi, 8 dedi, 9 dedi. Bu ciddi anlamda plan fikrinin toplumda artık bir karşılığı olmadığını. Medyada haber değeri yok. Tartışmalarda çok fazla referans verilmiyor. Daha da acı bir şey söyleyeyim. 9. plana kadar iyi kötü TMOB her zeminde bu plana bir yönlenme yapardı. Mutlaka o bir yerden gelebilir. Bu sene baktım bir makine mühendisleri odasının kısa bir çıkarması var. Kısa bir bitim. Bir plan değerlendirmesi var. İçinde enerji politikaları var. Makine mühendisleri bunu yapmış. Peyzaj mühendisleri odası bir günlük bir şey düzenlemiş. Ben de katıldım. 10. plan değerlendirmesi yapmış. Bir de sanayi kongresinde benim de düzenleyici komitede yer aldım. Sanayi kongresinde 20'sinde bir tartışmaya bir oturumda 10. kalkınma planı masaya yatırılacak. Oysa ben iyi hatırlıyorum, geçmiş yıllarda sanayi kongresinde olsun, herhangi bir tartışma konusu olsun, plana gönderme yapmaksızın sonuçlanmazdı. Niye bu noktada dediğimiz zaman Bahar Hoca'nın belki Almanya ve Danimark örnekleri verirken çok böyle kısa geçtiği küreselleştiğinin özellikle kamusal alanda yarattığı tahribatını izledi. Nedir o? Küreselleşmeyle birlikte üç alanda kamunun çekildiğini gördük. Geri çekildi. Yani artık devlet, kamu, bir dar anlamda devlet durumu ama geniş anlamda kamu bütçeler yoluyla milli gelir payı olarak bakarsanız artık çok düşük düzeylerde müdahale ediyor. Hatta buna minimal devlet diyor. Çok az bütçeyle, eskiden büyük boyutlar alan bütçelerle ekonomiye müdahale ederken 80'li yıllarla birlikte bu müdahalenin alanı çok daraldı. İkincisi, kitler yoluyla ekonomiye müdahale ediyor. Dolayısıyla da özelleştirmeyle birlikte bu alanda çok daraldı. Üçüncüsü, vahşi kapitalizmi özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra refah devlet uygulamaları ve benzeri sistemlerle ciddi bir şekilde daha uyumlaştıran, kapitalizmi daha uzlaşmalar üzerine inşa edilmiş bir sistem getiren regülasyonlar tasfiye ediliyormuş. Ama her türlü alanda. Ve bu regülasyonların önemli bir kısmı değerli arkadaşlar, emekçilerin uzun mücadeleler sonucu kazandığı regülasyon. Onların lehine olan. Nedir o? Standart çalışma biçimi. 8 saat. Fazla mesai. Bunlar biliyorsunuz TMOB'un bütün üyelerinin kazanımlarıydı. Şimdi öyle bir yere doğru gidiyoruz ki özellikle bu son 10. planda 2014 yılı programına açıp bakarsanız iş gücü piyasalarının tamamıyla esnekleştirilmesi, hatta süreç başlamıştı, tamamlanması orada yazıyor. Ve başladı da süreç. Nedir o? Atipik istihdam biçimleri dediğimiz, işte part-time çalışma denemiyor. Aklınıza gelecek ne kadar esnekleştirme varsa hepsi gündeme gelecek. Bu istihdam kalitesinin olağanüstü düştüğü bir Türkiye'de istihdam kalitesi. Sayısından çok kalitesi. Yani iş güvenlisi olmayan, çok düşük ücretlerle çalışmaya zorlanan ve üstelik fazla çalışmaya zorlanan. Bunun karşılığında en ufak bir ödemenin yapılmadığı. Hatta şimdilik sen izni ayırıyorum senin söylediğinden daha sonra seni çağıracağım. İşte bunu da şuradan düşeceğim şeklinde telafi edici ödeme uygulamaları içeren istihdam politikaları artık asil olan yani asli unsur olan bir hale doğru gidecek. Dolayısıyla 657 ve benzeri düzenlemeler yani standart İslam biçimleri dediğimiz kadro güvenceleri önümüzdeki dönemde tümüyle tasfiye edilecek. Niye? Çünkü bu sistem regülasyondan hoşlanmıyor. Bu sistem bütün kuralları tasfiye ediyor.
Yani kuransızlaştırmanın esası. Şimdi böyle bir yapının içerisinde bizim planların zaten içeriği boşaltılmış demektir. Çünkü bakın planlarda çok genel bir laf var. Bayılırım o lafı. Kamu kesimi için, emredici, özel sektör için yol gösterici. Hatta güzel bir teknik isim bulmuşlar. Endikatif plan. Yani yol gösterici. E şimdi Allah aşkına kamu mu kaldı? Özelleştirmeyi görüyorsunuz. Yani müthiş bir AKP döneminde yapılan özelleştirmeler var ya, tüm özelleştirmelerin %85-86'sı civarı. 90'lara yapmış. Yani bütün özelleştirmeleri neredeyse AKP döneminde geçiyor. E sizin çok yakından tanıdığınız elektrikte dağıtım özelleştirmeleri bitti. Yoğuna Fatih'e. Şimdi sırada santraller, şunlar, bunlar. Aklınıza ne geliyor? Ne kadar üretim adı altında şey varsa hepsi. Onlar sanırım bir oturumda da tartışılacak. Çünkü işte önce şirket modeline geçtiler. Yani bu süreçte TEDAŞ'a ayırdılar. TEK'e ayırdılar. Ben bile TEDAŞ'a ayırdılar diyor. TEDİK'te bir unuttum. Yani böyle parçaladılar şirketleri ve şimdi bunları hepsini özelleştirecekler. Şimdi benzer uygulamaları PTT'de yapmaya çalışıyorlar. Benzer uygulamaları Türkiye TC Devlet Demir Yolları'nda aynı uygulama yapıyor. Önce anlamı şirket, daha sonra da özelleştiriyor. Çünkü yapı bu. Şimdi böyle bir yapı içerisinde vallahi çocukların hangi plan döneminde olduklarını bilmemeleri kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü bu model salgın çayına Mevlam Kalim'e bakıyor. Böyle bir modelde zaten plan kavramı eşyanın tabiatına aittir. Yani niye plan yapılıyor diye de sorabilirsiniz ama bu işte anayasalara kopmuş. Yani mecburen 12 Eylül anayasası da dahil. Mesela o çok komiktir mesela. Niye askerler plan metnini oradan çıkarmışlar anayasadan? Şaşırtıcı bir şey. Çünkü 24 Ocak kararları uygulanabilsin diye 12 Eylül'e. Darbe 24 Ocak kararları, yani neoliberal politikaların kurumsal düzeyde kesintisiz sürdürmesi amacıyla yapılıyor. Dolayısıyla 12 Eylül yurttasının plana falan ihtiyacı yok. Ama onlar bile enteresan bir orada planın madem orada yazıyor ya kaldırmıyor falan demiş. Çok enteresan. Bu bir. İkincisi planın toplumda heyecan uyandıran tarafı şuydu. Özel istihdam komisyonu. Özellikle TUMOP. Bütün bu özel istihdam komisyonları doğal vesil. Şimdi TUMOP ancak paydaş konumundaysa çağırılıyor bazı komisyon. Paydaş da yani tam bir hisseler mantığıyla, bir şirket mantığıyla üretilmiş bir şey. Biz eskiden yoldaşlar. Neoliberal iktisat yoldaştan hoşlanmıyor, paydaş. Stakeholder. Çok enteresan. Yani bizim lise senedi piyasasında sanki payımız varmış bizim. O paydaşlık nedeniyle bizi çağırıyor. Mesela ben Türk İş adına bazı toplantılara katılmak istemiştim, araştırma müdürü. Bana dediler ki, Türk İş bu olayda taraf değil, paydaş değil. Dolayısıyla bu özel istihdam komisyonuna katılamaz. Allah Allah nasıl olur? Yok kardeşim, şey, paydaş değilsin, sizi ilgilendirmiyor. Konu da yönetişim bu. Yani şöyle biliyor musun? Türk İş yönetişim denen bir olayın tartışıldığı özel istihdam komisyonunda bir taraf olarak yer alamadı. Acıklı bir durumdu. Bu hala da devam ediyor. İkincisi, bu raporların şöyle bir yararı vardı. Plan kendisi tartışmaya açılmadan komisyonlarda da özel istihdam komisyon raporları ciddi tartışılır. Şimdi bunların hiçbirisi yayınlanmadı. Ben gelirken hafızama güvenmedim ya dedim bir bakayım. Web sitesine belki bir tane özel istihdam komisyon raporu bulmuş. Mahcup olmayayım dedim. Tıkladım son güncelleme Ağustos 2012'de yapılmış bir daha oraya hiçbir şey kalmamış. Yani onun çıkartılma planının karşılığında bir özel istihdam komisyon raporunu rastlayamazsınız. 9. yer rastlayasınız ama diye rastlayamazsınız. Şimdi biz daha bir alt kümeyi tartışacağız. Planın kendisini tartışmayacağız. Daha bir alt kümeyi ama iki tane noktada planla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ama detaylarını 20 Aralık'taki Sanayi Kongresi'ndeki sunuşumuza saklayalım. Orada yorumcu olacak. Detaylarına orada değiniriz. İki tane noktayı söyleyeceğim. Buralarda mühendisler ağırlıklı. Planın ciddiyetini oradan herhalde değerlendireceksiniz. Yorumsuz değil ama yani yorum içinde var zaten. Bir tanesi şu, bütün projeksiyon, bütün göstergeler doların ortalama kuru üzerine yapılmış tahminler üzerine inşa edilmiş. Nedir o? 2013 yılında dolar 1.83 yazmış. Yani bu dediğim şey bu, daha biliyorsunuz sonuçlandırıyor. 1.83 ortalama kur. Planın son yılı olan 2018'de sıkı durum kur 1.90.
97 olacak. Gülüyorsunuz, tahmin ediyorum çünkü gülünecek bir durum. İkiye geldik bile çok. İkinin etrafında dönüyoruz. Ya şimdi Allah aşkına, kim ikiye alır? Diyor ki bütün projeksiyonlarım kurum bu değeri üzerine inşa edilmiş. Yani Almanya'da olsa, evimiz, Danimarka'da olsa Allah aşkına. Ya şey bile olmaz, hiçbir kuruluşun ben bu ciddiye alabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü şu an bütün projeksiyonlar çökmüş. Yani, anlam ifade etmiyorum. Elektrikle ilgili bütün projeksiyonlar da bu tahminler üzerine çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz, elektrik bir türev talep. Hani iş gücü gibi. Sanayiye, hizmete bir talep olacak ki, ürünlere bir talep olacak ki, enerjinin bir talep olsun. Şimdi yapı, bu kur üzerinden bütün o projeksiyonları yaptıysanız Allah aşkına buradaki enerji politikaları ne yazarsanız ne kadar boş şeyler yazarsanız yazın onların hiçbir kıymet harbiyesi kalmıyor. Yani bunun altını çizelim. Hemen söyleyeyim reel kur ne olacak diye onun da hesabını yaptım. %9,5. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani enflasyon bu ne demek? Nominal %7,7 artacak 2018'in itibariyle. Enflasyon %14'ler civarında. Şey ise reel kur ise %9,5. Bu şu demektir. Ulusal paramız bizim müthiş değerli olacaktır bu arada geçen. Ne varsayımı var burada? Demek ki bugüne kadar sıcak paraya dayalı büyüme modelimizde hiçbir değişiklik öngörülmedi. Yani Avrupa'dan ve Amerika'dan para yağacağı varsayım. Hiç uzağa gitmeyip bir önceki Federal Reserve Bank'ın başkanı yeni değiştirdiler. Bernanke aynı şunu söylüyor. Biz de bir yakında Amerikan verileri iyileşirse bütün tahvil alımlarını 85 milyar dolar yıllar boyu düşünebiliyor musun? Tahvil alımlarını durduracağım ve piyasayı likidite olduğunu artık eskisi gibi sürdüremeyeceğim. Önce bir miktar sınırlaması yapacağım. Sonra tümüne tavsiye edeceğim. Bu ne demektir? Önümüzdeki dönemde artık eskisi gibi sıcak para gelmeyecek demektir. Eskisi gibi gelmeyecek demek mevcutların da doğal adresine geri dönmesi demektir. Adresine geri dönecek. Sizin o zaman bütün bu büyüme projeksiyonlarınız, bu kur tahminleriniz ne olur Allah aşkına? Yani siz paranın bol olacağı varsayımıyla 1.97 öngörüsü yapıyorsanız, paranın kıtlığında ne olacak? Bütün projeksiyonlar alt üst olduğu gibi sizin hesap yapma şansınız kalmayacak çünkü kalacak bu. Kriz öyle bir şey. Yani krizlerde arkadaşlar risk belirleyemezsiniz. Öngörü yapamazsınız. İstatistik çöker orada. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde probabilite olmaz tahmin yapma. Yapamazsınız. Eğrileri çizemezsiniz. Böyle bir rezil olabilir. İşte bu. Plan onu yapıyor. İkincisi çok daha vahim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'yle bugünlerde bitti bitecek bir serbest ticaret anlaşması. Aşağı yukarı dünyadaki şeyin %40'ına tekabül ediyor. Servetlerin dolaşan paranın %40'ına tekabül ediyor. Ve 1 trilyonluk da bir ciro yaratacak. 1 trilyon dolar. Şeyde planda referans daha yapılmıyor. Yani bu oluştuktan bir söz edeyim. Ama planda, 10. planda gümrük birliğinden nasıl mağdur olduğumuz anlatılıyor ki bu mağduriyetin kaçınılmaz olacağını soldaki iktisatçılar, sosyalist iktidarcılar bir bildiriyle gümrük birliği anlaşması sırasında tam oraya kaymışmışlardı. Küçümsediler, ülkeyi sevmediğimiz gibi gerekçelerle aşağıladılar ama ne yazık ki haklı olduğumuz ortaya çıktı. Yani gümrük birliğinin ciddi anlamda Türk sanayisi üzerinde büyük bir darbe yaratabilecek olasılıklar bugün olasılık olmaktan çıktı, gerçekleşti. Şimdi serbest ticaret anlaşması imzalandığı zaman üçüncü ülkelerle Türkiye'nin durumu yine aynı riskleri beraberinde taşıyacak. Plan umurunda bile değil. Bunlar hiç ilgilenmiyor. Ne olacak o zaman? Bu planımızın denilen, planı tartış denilenini anlamadım. Model bu. Fotoğraf bu. Hadi yine tartışalım. Hani ısrarla diyorsunuz ki madem sizi buraya çağırdım, siz bunun üzerine biraz bir şeyler söyleyin diyorsanız tabii ki tartışacağız. Bakın şeyde şöyle bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki imalat sanayi milli gelirindeki payı her geçen yıl düşüyor. Yani 9. kalkınma planında ne öngördülerse hiçbirisi gerçekleşmemiş. Dolayısıyla sanayinin kan kaybettiği bir yerde buradan çıkartılacak, üretilecek enerji politikaları herhalde tahmini güçlü. Yani bu yapı size enerjinin bir radikal bir
düzeltebilecek bir gelişme sağlamıyor. Çok net bir şekilde gözüküyor. Tahminler yapacaksınız, değil mi? Bakın ne yapmışlar? Plan etkinde var. Ben eğer bir ev ödevi olarak öğrenci bunu 4. sınıfta bana ev ödevi olarak getirirse ki çaktırıyorum. Yani planı hazırlayan uzmanlara buradan sesleniyorum. Yani mesleki etik diye bir şey var. Mühendis de bu etiği koruyacak. İktisatçı ise bu etiği koruyacak. Bu etiğe sahip olan uzman bir kamu belgesine bu rakamları koyamaz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Olmaz böyle şey yani. Mesleğin etiğine aykırı bir şey. Bak ne demiş? Birinci enerji tüketimiyle ilgili 2013-2018 yılında %4,5'luk bir artış olacak ortalama. Sıkı durun. 2013-2018. Ya 2013-2018'de bilgi gelir tahminleri yerlerde sürüyor. Büyüme tahminleri yerlerde sürüyor. Niye? Çünkü kriz var. Kriz devam ediyor. Kriz bitmiş değil ki. Peki kriz yerlerde sürülürken, büyüme oranları yerlerde sürülürken en iyi senaryolarda dahil, OECD'nin en iyi senaryolarda dahil, yerlerde sürülürken birisi kalkıp 2013-2018'de birinci enerji tüketimi yılda %4,5 büyüyecek derse ben bunu ciddiye alamam ya. Çok basit bir matematik yapmış demektir. 2013 tüketimini yazmış oluyor. 2018'de de hayali bir tahmin yazmış. Matematik basit. Ne olacak? 2018'in değerini yazıyor. Bölü 2013'ün değeri 40. Aradaki yıl sayısını bir eksidir. Matematik kurucu bilgisayarlar filan paket programı veriyor zaten. Matematik bilmiyorsanız anlatıyorlar size. Ama ayıp. 4,5 olamaz. Daha sıkı durun. Birinci enerji talebi. Daha geç oluyor. Yani elektrik tüketimi enerji talebi. Ne olmuş? Bakın diyor ki 2018 bu enerji tüketimi elektriği alıyorum. 2013-2018 döneminde elektrik tüketimi de MO'ya yakından ilgilendiriyor. Yıllık %6 oranında bir ortalama artış oldu. Bilmiyorum yani ya hiç sopaya vermiş bunlar ya hiç hesap yapmamış. Hakikaten korkuyor. Hani öbürü 4,5 neyse bir öbür sektörler var. Ama burada sırf elektrik tüketimi %6'lık bir şey. Şöyle söyleyeyim. Dünya ölçülerinde etkileri giderek artan ekonomik kriz tüm ülkeleri vururken, çevre ülkelerin durumuna giderken bu düzeyde bir artış beklentisi bilimsel olarak bu metinlere yazılamaz. Bu bir temenni olmaktan öteye bu plan olmaz. Bu temenniler mahsumesi diye hani ya keşke böyle olsaydı denilebilecek bir temenniler öteye gitmez. Başka neler var böyle merak uyandırıcı? Mesela şey var, bayılıyorum ona. Elektrik üretiminde doğal gaz payının 2023'te yanlış anlamayın. 2023 8. kalkınma planı ileri sürülürken bir ulusal uzun vade strateji vardır. Zaten bizim plan gelirimizde vardır. Şöyle bir uzun vadeli strateji plan açıklanır. Sonra 5'er yıllık şeyler açıklanır ama o 5'er yılların da bir stratejisi var. Dolayısıyla bir plan belgesi yayınlandığında iki strateji denilir. Bir tanesi 5 yıllık stratejidir, diğerisi uzun vadeli strateji. Şimdi 9. planda bunu kaldırmışlar. İçeride bahsediyor. Diyor ki 2023 yılında şu olacak, bu olacak. Sonra 10. kalkınma planına giriyoruz. Orada böyle bir belge zaten yok ama 2023'ten söz ediyorlar. Bu 2023 AKP'nin 8. planındaki 2023 Türkiye gibi. Yani Cumhuriyet layıklı rejim duruyor yerinde. Bu yeni rejimin 2023 hedefi. Dolayısıyla bu plan hedefi olabilir mi? Meşru mudur diye sorarsanız vallahi meşru değil. Meşru olamaz. Çünkü bu bir yerlere yazılı değil. Bir yerlerden geçmemiş. Meclis kararı değil ama devamlı 2023'lü hedeflerden bahsediyor. Neyse. EMO'nun da olduğu zaman zaman olduğu gibi böyle hedef çalışmalarında meslek örgütü olarak çağrılıyor ama bildiği kadarıyla onlar da bu işin takipçisi. Mesela doğal gazın payı ki makine mühendisleri odası evet ya böyle bir hedefi biz biliyoruz. %30 doğal gazın payı elektrik üretiminde. Ne zaman? 2023'te. Sıkı durun şimdi. 2012'de %43'müş. 2013'te yine %43 diyorlar. Daha işte ilk ay daha olacak belki. 2018'de sıkı durun. Utangaç.
mahcup. 41. Öpüşen 41'e girecek. Ama 2023'te de 30'a gidiyor. Ya hakikaten bak. Yani neresini düzeltti? Neresini düzeltti? Ya 5 yılda 2 puan gelecek. Sonra 2000 şeye gelince de 23'e Türkiye bir şey mi olacak? Ne bileyim böyle. Şu olsa planlı programı bir ekonomi olsa anladım. Ama salgın çayla, devrem kıyıra, devrem de şey, severlik yapamaz. Ya şu Türkiye'yi kayırayım yani. Hadi bu sene de benden olsun, bu sene de benden olsun diye böyle bir fiyat çekme anlayışım olabilecek sanmıyorum. Dolayısıyla hayaller manzumesi diyelim. Hayallerin içinde oluşan bir manzara. Şey. Bir diğer şey daha var, o da çok vahim. Mesela niyeti dayalı elektrik üretimi rakamları var. Emin olun rakamları kurumlarından yanlış almışlar. Yani kurumun web sayfasında başka bir rakam var. Şimdi anlatacak. Dedik ya. Bu kadar koordinasyonsuz. Yani bunların ekonomik planlama şansları yok. Kendi aralarındaki koordinasyon yok. Aklıma şey geldi. Acaba şey kavgası burada da var mı? Cemaat. Hani olur ya oradaki mühendis cemaatçi olur. Hani bunların zorluğunu düşüneyim de ben filan. İhtimal yok bilemiyorum. Rakamlar birbirini tutmuyor. Yani oradaki verdiği rakamlar diğerine verdiği rakam birbirini tutmuyor. Enerji verildiğinde yine hedeflerin hiçbirisini tutma şansı yok. Onu da görelim. Ha mesela bayıldığım şeyler var. Kamu binalarının enerji verimliliğiyle ilgili bir sürü göstergeler. İşte bunlar izlenecek diyor. İşte enerji verimi belgesi de sizin de katkı verdiniz mi? Belki oda da var orada. Ama abicim bakıyoruz. 1,5 yıldır o belgede öngörülen çalışmanın hiçbirisi yapılmamış. Ama bugünden itibaren bunların hepsi mükemmel şekilde yapılacak ve hedefler gerçekleşecek. İnanılışı değil. Artı bunları parasal olarak döktüğünüz zaman yani bu her hedefe ulaşabilme ciddi parasal bir güç gerektiriyor. Bakıyorsunuz en az 100-150 milyarlık bir kaynak gerektiriyor. Ortada yok yani. O kaynak geleceğine dair bir herhangi bir garanti yok. İşte orada bileşen iki diyor, şu diyor, bu diyor çok teknik. Benim de biraz anlamakta zorlandığım şeyler var. Mesela belediyeler kanununda bir sürü değişiklikler var. Yani belediyelerin bunu izlemesi lazım. Bütün bu kamu binalarındaki şeyleri, enerji verimi uygun bunların yapılıp yapılmadığı gerekli revizyonlar olup olmadığını genel yönetimden katkı sonradan da olamayacak ama oraya hedefi yazmış. Yani görevlendirme yapmadan bu hedef tutacak. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Ben nereye ilmi atsam mekanizmada bir tıkanma görüyorum. Şimdi yalnız şuna baktığım zaman çok ilginç. Yani nereye yöneliyorlar bana? Hocam dedi ya yenilebilir enerji kaynakları ve şey diye. Çünkü yazmışlar. Bu ne güzel. Altına imza atarsın. Ya diyorsunuz çevirirken bu anlamda. İyi yazmışlar. İnanılmaz güzel. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi hepsinden bahsediyor. Türkiye'nin potansiyeli, yurttaşı yapıyor. Harika. Fakat bütün kaynak tahsisleri iki şey yapıyor. Yani ilave kapasite iki şey yapıyor. Biri %50'ye yakını Nesler. Diğeri ise tamam. Nesler'den diğer geri kalan da nükleer. Fakat nükleerde çuvalladıkları bir yer var. Nükleerde savunurken diyor ki bizim öteden beri bütün planlarda ortak olan bir şeyimiz var. Bir vizyonumuz var. Nedir o? Yerli kaynaklara da. Şimdi ben merak ediyorum. Hepiniz olur mühendisiniz. Yani şey kurulacak, nükleer santral kurulacak, ham maddesinden tutun her şeyinde yerli olabilecek. Şöyle bir mükayese edin, bunu ithal etseydiniz. Daha avantajlı bir durum geliyor. Neden? Çünkü hiç olmazsa o inşaatın burada yaratacağı riskleri yaşatacaksınız. Çünkü o riskler korkunç konuda. Soğutulmasından tutun da suyun soğutulmasından. Oradaki işte ben biyologumdan değil ama Karadeniz'in su noktayı benim önüne kuracak. Su noktayı. Orada ciddi anlamda balıkların muazzam kaybına yol açıyor. Sadece balık olsa canlının tahribatına yol açıyor falan. Şimdi yerli rezervler üzerine çalışıyor mu acaba? Olur ya belki ham maddesini genel olarak sağlıyor olabilir. Yani ondan da ilgili bir projeksiyon yok. O zaman şey havada kalıyor. Yerel kaynaklar üzerinden biz ek kapasiteler yaratacağız. Öngörüsü.
hiçbir anlamı olmayan, hiçbir ciddiyeti olmayan bir öngörü olarak bir çünkü ikisine bağlanmış. Peki hidroelektrik santrali sevindir için yani doğal olarak bakması iyi ama bu kadar küçük ölçekler üzerine bina edilmiş ki adeta herkes lisans yarışır. Ve artık kuyruğa girip kim erken kuyruğa girip lisans alırsa lisans için bir ikinci piyasa oluşturmuş ona devredilir. Müthiş paralar kazanır. Hani karne sistemi gibi. Şey seviyor ya başkanım. İsmet Paşa dönümünde karneler var. E bu da bu. Dağıtım mekanizması başka bir karnesi. Nedir olay? Çünkü biliyorlar ki dünyada bir karbon piyasası var. Ve siz eğer temiz enerjiye yönelirseniz buradan karbon kredisi kazanırsınız. Bakın rezilliğe var. Ya bunlar kapitalizm öyle bir hale gelmiş ki kirletmeyi bile piyasa konusu. Yani param olsa üstelik kadar kirlet kardeşim. Öbür taraf karbon kredisi kazanır. Sen kirletme kotasını satın alıyorsun diyelim senin. Sen çünkü sanayileşmişsin. Anasını ağlatmış dünyanın. Hayır yine de ağlatmaya devam edebilirsin. Kotasın olan bir ülkeden hiç kullanmamış Afrika'dan bir ülkeden parasını ödüyorsun. Buyur kardeşim kirlet diyorsun. Böyle bir dersin olabilir. Kapitalizm kirletmeyi bile piyasa konusu olmuş. Ve bunu lisanslar üzerinden bağlamış. Dehşet bir piyasa var ve burada temiz enerji adı altında bu rantlardan, bu lisans değişimlerinden ne kazanabilir? Yoksa burada hidroelektrik üreteyim, şunu üreteyim, bunu üreteyim diye. Çetler de tam bir düşünce. Yani artık çet konusunu bilmiyorum, konuşmaya gerek var. Tam bir düşünce. Plan bunlardan bahsettim artık. Şeyin bir yanında olduğu için. Yani şablon metinlere dönmüş, bayılıyorum diyor ki şu riskler var, bu riskler var. Fakat bu inşa olduğunda bütün bu riskler kontrol altında. Sen kimsin ben? Sen nasıl kontrol edeceksin ya? Bize dokunmaz mı diyeceksin? Biz Türk milletiyiz, bize bunlar hız mı geliyor mu diyeceksin? Bu da bir dehşet, bilim dışı, yani çok vahim, çet değerlendirilirler. Ama diyeceksiniz ki, madem bu çet değerlendirme önemsiz, niye önemseyerek bunları değerlendirmek? Mecbursunuz. Çünkü o raporu bazen geri çektiği zaman işlem durabiliyor. İşte Sinop'ta biliyorsunuz termik santralinde mahkemeye gitti, kazanıldı ve bakanlık çet raporu şeyi geri çekti. Gaye denenler, madem mühendis arkadaşı orada katkıları vardı. Böyle şey oldu, sivil toplum örgütleri hemen harekete geçiyor. Ama şu çet raporu üzerinde çalışıyor. Hem önemsiz diyoruz, Allah kahretsin diyoruz ama mecburuz. Çünkü mahkemelerde o belge çok önemli. Yani onu gereğinin yapılmadığını savunmak durumunda yapıyoruz. Bu nükleerle ilgili mesela fiyatlar var. Çok enteresan fiyatlar. Onu da bir söyleyeyim bitirmişsiniz. Şimdi 2010'da bayağı şeyde de yayınlanmış bu. 6094 sayılı kanunda da Ekim'de de verilmiş yani önümüzde olası güç kapasiteleri artışları olduğu zaman alternatif enerji kaynakları, hocam bu sizi yakından ilgilendiriyor, alternatif enerji kaynaklarında ne olacak? Satılma sorumlusu, garanti ediyorlar çok satış garantisi var. Mesela nükleer santralde bu ilk yapılacak kampuslar da kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle diyorum. TETAŞ tarafından 15 yıl boyunca 12.35 sent, ABD sent, kilovat sent. Aldım ortama fiyatı. Şimdi sıkı durun. Hidroelektrikte bu 7.3. Şimdi diyor ki, ben diyor yerel kaynak dışarıya kaynak transfer edeyim. Limon üzerinde tutuyorum. Ya o ne diyor? Yayınlamayın bunları. Ayıp oluyor. Yani onu şey yapıp, kaçtı 12.35 yapıp öbür güne 7.3 diyorsanız olmaz. Sıkı durun daha sık olsa rüzgar kaçmış 7.3. Yani rüzgarı 7.3 verirsen öbür güne 12.35 verirsen olacak iş bitti. 15'in garantisi var. Başka jeotermal, hadi neyse orada yırtıyoruz biraz. 10.5. Güneş ve şeyde biyokütle dedikleri çöp gazı dahil. Onlar da 13 küsur. Yani şey biraz üstünde. Yüklerin biraz üstünde. Yani özetle şöyle diyelim. Yerli ve yenilebilir enerjiler hedefleniyor deniyor. 10. 5. halkın planında. Ama ardından da nükleer enerjiye yükleniyorsunuz. Uluslararası şirketlere bütün, bakın arkadaşlar, sermayesi dahil, inşası, şunu, bunu, katma değeri neredeyse yok sayılabilecek yatırım olmaya veriyorsunuz. Bakanlar kurulu karar yapıyorsunuz.
muazzam güvenceler veriyorsunuz. Ondan sonra biraz diyorsunuz ki ben yenilebilir enerjilere önem veriyorum. Buna göre bir yol alacağım diyorsunuz. Valla sizin bu dediğiniz hiç kimse ciddiye almaz. Hesaplar ortada. Teşekkür ederim. Etkisini bayağı bir paralize ettik herhalde. Soru ve cevaplarla da iyice bir yapacağız. Salondan soru soracak. Soruları olan. Bu enerji planlaması işi
hakikaten hepimiz özel istihdas komisyonlarına falan gidiyoruz ama şimdi uzun vadeli stratejik planlama demek aktörlerin bir araya gelip hepsinin bir tarafa çekiştirmesiyle oluşturulan plan demek değil. Yani herkes oturacak, birlikte tüm bilgileri toplayacak, bu bilgileri sistemi değerlendirecek ve bütün yurttaşların beklentileri doğrultusunda geleceğin enerji sistemi oluşturacak. Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzun vadeli planlamalarında bunu yapmaya çalışıyordu. Anlatıyorduk, raporlar çıkıyordu ama devletedeki bir arkadaşımız bak diye çiziyordu bir kalemde, Vedat Bey ismini ayrıca, ben çok iyi biliyorum. Vedat Bey diye birisi atıyordu, bu olmaz diye. Çünkü bakan hangisi uygunsa, kümrüklerin kömürü yaptırıyordu, geçiyordu. Böyle de planlama olmaz. Şimdi bu hükümet veya ondaki hükümetler, değerli evlerdeki arkadaşlar, uzun vadeli stratejik planlama merkez kapitalist ülkelerde geçmişin teknolojileriyle yapılmıyor. Yani gelecek, geleceğin teknolojileriyle planlanıyor. Eğer siz geleceği planlayacaksanız başka ülkelerden size kredi verilerek aktarılmış çöp teknolojileri sıralayarak stratejik plan oluşturursanız o planlama olmuyor. Yani siz neoliberal saldırıya ev sahipliği yapıyorsunuz. Kömür, nükleer, çimento falan hangisi kredi verirse böyle bir stratejik plan olmuyor. Şimdi stratejik plan OECD ülkeleri yapıyor ve 70'ler, 80'den itibaren başladılar. Bugünün mevcut enerji sistemine nasıl Almanya'daki gibi bir dönüşümle çözüme aktaracağız. O da Almanya için, bunu vereyim, diktireyim yani hocamdan, planlamanın sadece okuyarak hani bir araya getirip insanları onların beklentileri doğrultusunda mevcut durumu sürmesi üzerinden yapılamayacağını, yapılmadığını anlatmış. Soruyor musunuz? Türkiye'nin bir enerji ekonomi, ekoloji, karar destek modeli yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunun gerekliliğini anlamamız lazım. OECD ülkeleri, merkez kapitalist ülkeler uzun vadeli enerji, ekonomi, ekoloji karar modellerini kurdular. Aynı dili konuşarak geleceklerini planlıyorlar. Yani mevcut durumu ileriye doğru yansıtmak değil, %10 artış olacak falan. Dönüşümü gerçekleştirmek için hangi alanların atılacağı, hangi alanları da geleceğin teknolojileri belirliyor. Yani başka ülkelerde çöp haline gelmiş şeylerin kredilerini alarak aynı kredi kartıyla dükkanda kalmış malları nasıl bize yediriyorlarsa 10 taksitte olması, 20 taksitte, 30 taksitte ve en çok da taksitin azaltılması, uzatılmasından korkuyorlarsa yani başka ülkelerin çöp teknolojilerini almak neoliberal saldırılara ev sahipliği yapmak demek. Ama siz geleceğin teknolojileriyle geleceği planlarsanız o zaman bir planlama yapıyorsunuz. Yani o raporda başka bir şey de yazsa fark etmiyor. Araç yok. O da enerji, ekonomi, ekoloji, karar, destek modelinin kurulması lazım. Biz çok dövüştük. Şu anda bir model kurduk Marmara Üniversitesi'nde. Hani bakan olmak isteyenler falan varsa yardımcı olabiliriz. Birlikte de yapabiliriz onu. Yani size bu modellerle ilgili şey soruyorum. Yani 3-5 kişi iyi gelse, doğru rapor gelse olacak mı? Bence olmayacak. Siz de herhalde bu konuda değerlendirmek. Teşekkür ediyoruz. Salon tarafından bir soru var. Murat Kocaman, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden. Neşe Hocam'a bir sorum olacaktı. Irak Kürdistan'daki enerji tüketimiyle ilgili bir sunumu oldu. Ben burada şeyi merak ediyorum, mutlaka gözlemleri olmuştur orada. Bu kadar fütursuzca ve düzensizce, kontrolsüzce, herhangi bir modelleme sistem olmadan enerji tüketildiği, ısıtma, soğutmanın herhangi bir mühendislikle bağlı kalmadan yapıldığı, yine akaryakıtın yine saçma sapan bir şekilde diye artık kullanıldığı bir yerde. Acaba mutlaka kurum, TMOK gibi kurumsal yapılar ya da çok kurumsal üniversiteler yoktur herhalde ama en azından hani burada
muhalif olabilecek bazı nüveler var mı? Yani buradaki bilinci artırabilecek bilinçli enerji tüketim ya da bir en azından sağlıklı bir elektrifikasyon, sağlıklı bir ısıtma, soğutma bir düzen üzerinde mevcut oradaki neoliberal politikaları uygulayan hükümete karşı, devlete karşı acaba muhalif olabilecek bir nüve var mı, onu merak ettim toplumsal anlamda. Bir de eğer buradaki böyle bir şey varsa bunun Türkiye ile bağı ne olabilir? Bundan başka soru isteği yok. Bu çocukta da aslında birer tane soru gelmiş oldu. İsterseniz Bahar Bey siz de başlayalım. Valla onun cevabını da bilmiyorum. Teorik olarak evet. Yani mevzuat çerçevesi hazırlanmış gibi görünüyor. Engel yok. Ama birkaç şey işaret etmişti. Engel olarak. Yani tuzak var burada. Başarılı örneklerde şunu görmek mümkün. Devlet desteği var. Yani kooperatif yapıların gelişmesine devlet desteği var. Yalnız yeni enerjiye değil. Danimarka kanunları örneğin rüzgar çiftliklerinin %15-20 oranında yerel sahiplik zorunluluğu getiriyor. Şimdi onun için bizim burada geliştirmeye çalıştığımız modelde kooperatif kanunu kritik önem taşıyor. Yani Aziz Bey eğer bu konuda bir şey biliyorsa lütfen istemeyin. Kooperatif kanunu bitirmeye ele geçirmiyoruz. Bir taslak var diye. Kooperatifler destek olacak enerji kooperatifleri diyor ama ortada bir taslak yok. Yani bu da çok klasik aslında. Bu hükümetin en azından yaptığı şeylerden bir tanesi. Bunlardan bir tanesi ama yani bütün örneklerde böyle bir destek var. Almanya'daki örneklerde yerel hükümetlerin, yerel yönetimlerin gelirlere el koyabilme yeteneği bunu şey yapıyor, çıkartıyor. Burada böyle bir enteresanlık var. Bizde mesela bu tam olarak uygulanabilir değil gibi görünüyor. Mesela belediye kanalları itibariyle. Ama yani olasılıklar var, bunların hepsine doğru düzgün bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum daha değişik. Yani orada ihtiyaç sonucu mesela bu 40 kooperatifleri neredeyse 100 yıllık falan tarihçeleri var. Orada böyle bir ihtiyaç sonucu bir yöne gelen insanlar var. Yani bir üst sürücü motif var bir yerde. Ve onu alttan destekleyen ek şeyler var. Devlet desteği, yenilenebilir enerji desteği. Para kazanmıyor. Yani şimdi Almanlar da bunu her yerde çevreyi koruyacağım falan diye yapmıyor. Para kazanacaklar ya. Emeklilik şey olarak görüyor. Bir sürü Alman bu işlere katılmasının nedeni ileride işte her sene bir geliri olacak falan diye katılıyor. Yani böyle bir gelir avantajı da sağlıyor. Ama yönetim deneyimi de önemli. Şimdi mesela Amerikan kamu güç örgütlenmeleri, Power Corporation dedikleri hikayeler yine kâr amacılı yönetim kuruluşlar ama bunlar da her 100 senelik şeyler yani adamlar biliyorlar işte. Hani yönetim doğrusunu yapıyorlar falan yani hesap kitabını yapmasını biliyorlar. Şimdi biz burada sıfırdan bir şey kuracağız. Burada üst sürücü motif ne olabilir diye düşündüğüm zaman şimdi bir kere yerel bir şey olması gerekiyor. Çok aşırı da büyük olması lazım ki yani kontrolü daha bir yerinde yönetime falan da olanak verse. Mesela tarım dediklerini falan bu tür bir örgütlenmeye özendirilmeleri mesela söz konusu. Banko birlikatla tamamen farklı sahiplerle çözümlü bizler etanol işlerini falan çekip girmeye çalışsaydı zamanında. Sonra destekler kesilince bir şey çıkıyor oradan ama orada bir üst sürücü motif var yani üyeler var işte belli bir üretim yapıyorlar bir amaç var bir ihtiyaç falan bir şey orada belirlenir. Demin de söylediğim gibi siyasi bir üst motifle hareket eden gruplar ilk başta gruplar yani eski komünistler biraz renkleri taşlı pembe eleştiriler çevreci oldular. Ondan sonra da işte kooperatifler falan da biraz da böyle hani dünyayı bir şekilde kurtarır var. Bu üçüncü ekonomik, paralel ekonomi falan geliştirmek yani bunlar önemli faydalar tutuyor artık bu ülkelerde. Ne kadar genişleyebileceği, ne zaman saf katı kapitalizmi duvarlarına çarpmaya başlayacağı, nasıl bu elektrik şirketlerinin diğer büyük oyuncuların bunları hangi esnada ezmeyi düşünebileceği falan bunların hepsi ortada sorular aslında. Bizde olay o kadar yeni ve şey ki, şimdi dağıtım şirketleri daha yeni özelleşti. Siz gidip dağıtım şirketine başvuruda buluyorsunuz. Senden daha az elektrik kazanıyor, sen onayla değil. Şimdi yani çıkar çatışması var. Evet, şimdi hesapta vermesi lazım. Ama
Dolayısıyla bunlar hep böyle ucu açık, uzak meseleler yapıyor ama şey demek değil bu. Yani yapılmaz demek değil. Yani burada bir sürücü bir, ben mesela bir belediye başkanı bunu yapabileceğini düşünüyorum. Aklıma gelen birkaç tanesi var aslında. Sizin de oradan geçiyordur. Güneyde, güneşin bol bol olduğu bir yerde falan. Böyle küçük bir belde belediyesi bunu bence rahatlıkla hayata geçirebilir. Çok sıkı da önemli. Valla demek ki bizim devrimci ruhumuz çok yüksek ki üçüncü yollara başvuruyor. Kendimize güvenimiz. Sonra ama bir de o üçüncü yol öbür üçüncü yol değil biliyorsunuz. Aman abi. Konu bileyicileri falan kastetmiyoruz. Üçüncü yola haksızlık olur yani. Bu bayağı radikal aslında. Yönci bir hareket yani. Onu karıştırmıyor. Şimdi tane arkadaşımız uyar. Müthiş mücadeleci bir adam. Yani ben onu akademik kimliğinden önce militan kimliğine taktım. Onun için o maşallah Sinop'a kadar gelip hem termik santral hem nükleer santral direnişlerinde çok önemli katkıları oldu. Şimdi hocam orada uzay istasyonu komşu. Diyelim ki biz harika bir model oluşturduk. Yani aynı sizin önemli görmeniz o kadar. Bu yasasından kaynaklanan çok güzel bir numara planlar. Aynen şu söyleyeyim. Planların içsel tutarlılığı diye bir ifade. Internal consistency of the plan. Havası da şey, devlerden kalmış. Şöyle, diyor ki, bu öneriyi biz eğer buraya aktarırsak planımızın tutarlılığı bozulur. Adamlar haklı. Çünkü bunların neoliberal bir projeyle. Kirleten, eskiden hatırlarsanız, kirleten sanayiler üçüncü dünya ülkelerine şey. Alaaddin'in adı yok. Kirleten sanayi. Şimdi kirleten enerji yani buraya gidiyor. Çöplük buraya gidiyor. Adam istemiyor kardeşim. Kendi ülkesinde istemiyor. Şimdi model bu olunca hocam, biz oraya ne koyarsak koyalım. Özel İstas Komisyon raporu. En Allah'ını koyalım, en güzel modelini koyalım. Bir anlam ifade etmez. Zaten planın kendisi diyor. Bütünlüğünü bozar bu. İçsel tutarlılığı bozar. Bu benim misyonumu, vizyonumu bozar bu. Çok net söylüyorum. Ben merak ettim. 7. planla ilgili özel istas komisyon raporlarını topladı. Plan metnini aldım. Merak ettim ya. Soru önerdi. 25-26 sayfalık bir makale yazdı. Makale şunu gösterdi. Orada önerilerin önemli bir kısmı yer aldı. Peki niye var orada? Niye orada var? Bakın halkımızın bütün temsilcileriyle tartıştık. Onların görüşlerini aldık. Demek için. Yani aslında meşruiyet kazandık. Plan metnine meşruiyet kazandırmak için çağırdı. Aynı şey gibi ekonomik sosyal konseyi hatırlayın. En sonunda disk bu oyuna gelmem dedi. Bu bizi konu mankeni yapıyorlar. Çağırıyor. Böyle. Bütün emek aleyhine düzenlemeler arkasından yapıyor. Zaten diyor orada kesip de vardı, risk de vardı. Birlikte karar verdi. Bu oyuna geldi, herkes geldi. Biz de geldik. Hepimiz gördük dedi geldi. Dolayısıyla hani oraya çağırsak da çağırmasak da emin olun. İşin özü değişmiyor. Çünkü bu neoliberal bizim çevre ülkelerinin neoliberal dünyası çok acımasız arkadaşlar. Piyasadan başka bir şey yok. Bu piyasa körlüğü diyorlar. Plan, program bunlar dehşetle itiraz ettikleri şey. Zaten bunların plan dedikleri plan adı stratejik plan. Bu bizim eski stratejik plan değil. Bizim kullandığımız stratejik kelimesiyle bir ilgisi yok. Bu stratejik plan özel sektörün planlama anlayışı. Yani özel sektörün planlama anlayışını getiriyorlar. Bir kamuoyu oluşu, planı yapıyorlar. İkisinin arasında dağlar kadar fark. Bu bir. İkincisi çok ciddi bir şey var. Yani her iki yaklaşım arasında artık bir şeyin kamu mülkiyetinde olması mı önemli? Bunu özellikle burada Keske, tabiplerle ve TUMOBA'da duyurarak söylüyorum. Yani diyelim ki biz kamu mülkiyetini koruduk, özelleştirmeyi engelledik. Bu yapılarda da yeni kamu şirketçiliği modeli diye bir model getirdiler. Bakın mesela kamu özel ortaklığı. Aa ne güzel ya, kamu özel. Ortak, sağlık kampüsleri kuruyorlar biliyorsunuz. İşte eğitim kampüsleri kuruyorlar. Ya bu bizim bildiğimiz kamunun oradaki planlı, programlı katılır mı? Yok. 49 yıllığına işe yaratıp garantisi veriyor. Kredi alacak garantisi veriyor. Efendim, şu kadar sağlık hastalığı garantisi de veren bunun şeyine ne ilgisi var bizim kamuçlukta? Ne ilgisi var? Ama sözcükler bu. Ne olacak bu işletme? Hatta üzerinde bu işletme diyor, yeni kamu işletmesi.
Artık diyor yeni kamu işletmeciliğinde aynen kamu kuruluşları bir CEO'nun yöneticiliğinde çalışır gibi çalışacak. Burası çok önemli. CEO diyor yani. Başhekim demiyor. Böyle bak ne başhekim yani. Başhekim CEO'nun altında çalışacak. Böyle kırık bu anlamaz mı işlerden bir şey. Peki nasıl çalışacak? Esnek iş gücü piyasasıyla çalışacak. Sözleşmeli. Bak başaramayan gidecek. İnanılmaz. Peki şey ne olacak? Yani kamu menfaati, ne kamu menfaati, ne kamu yararı kardeşim. Ben özel sektörmüş gibi çalışıyorum. Evet, ülkeye kendi ama özel sektörmüş gibi çalışıyorum. İşi böyle koyduğumuz ama o bizim verdiğimiz mücadele kamuda kalsın, kamuda kalsın, özelleştirmez. Önemsizdir demiyorum. Ama kapitalizm bu kadar yeni araçlar, yeni şeyler keşfetmiş durumda ki hemen kavramların içeriğini boşaltıyor. Dönüşüm. Sağlık dönüşüm. Allah aşkına dönüşüm yerine dönüşüm, değişim, adam onun içeriğini boşaltıyor. Sağlıkta dönüşüm, neoliberal dönüşüm kastediyor. O bizim kamu yararlı lehine olan dönüşüm kastediyor. Yani devrim sözcükleri alıyor, içini boşaltıyor. Biz ileri demokrasi diyor. Ne kadar güzel. Her sıfat koyduğunda, bir kavramın önüne her sıfat koyduğunda şüpheleneceksiniz. Kavramın içeriği değişti. Yönetişim, uydurma, tamamen uydurma bir kelime. Sözcükleri açıp bakın Oxford, en baba sözcük. Sonradan eklenmiş. Uydurma bir kelime. Niye? Çünkü şunun farkına vardılar. Demokrasi, burjuva demokrasi dediği şey aslında emekçilerin büyük mücadelesi sonucu elde edilmiş, kazanılmış haklarla demiş bir sistem. Yani kimse hakları gökten vahiyle insanlara vermemiş. Sınıf mücadelesi yapmış. Bütün hakları, TUMOP diye bir kuruluş kendiliğinden gelmedi. O büyük mücadele sonucunda o hakların geldiği bir süreçte bir dönüm noktasında TUMOP kurmuştu. Ve o mücadeleyi sürdürmüştü. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Yönetişimle bütün bu hakların içini boşaltıyorsunuz. Üstelik demokrasi sözcüklerle katılımcı, saydam, kavramların üzerine bak, katılımcılık diyor, saydam, şey diyor, her üç mekanizmayı devreye sokacak. Yani bürokrasi olacak, sermaye, sivil toplum kuruluşları olacak, özel sektör olacak. Üçünün, ne deniyor ona, üçü bir araya gelince, sinerjisi de burada oluşturacak. Fakat bakıyoruz, bürokrasi dediğimiz sermayenin zaten işbirliği içinde olan bir aygıt. Devlet dediğimiz şey yıllardır böyle çalışıyor sınıfsal bir şey. Ve bakın şeye, sivil toplum kuruluşlarına bakıyorsunuz o sermaye tabanlı kuruluşlar. Onların şeyle ilgisi yok, TUMOP'la ilgisi yok. Üçüncü kuruluş ne? Özel sektör. Zaten kendisi sermaye. Dolayısıyla üç koltuğun sermaye devredildiği, bütün iktidarın sermayenin değine yeniden düzenlendiği bir modelle karşı karşıya. Hocam böyle bir modelin içinde öyle plan yapsak ne yazar, böyle plan yapsak ne yazar? Kimse tedavi etmeyelim onları ya. Biz kamuyu kamulaştıralım. Abi nasıl yapacağız bunu yani? O başka bir mücadele hakkı. Onların kapısında biz bir şey yapamayız. Yani sıkı hocam, onun mücadele yeri, onuncu plan değil. Onun mücadele yeri işte kooperatifler olabilir, başka bir yer olabilir. Yani biz o zeminde kalarak mücadele ederiz. Açık söyle. Ben de katılıyorum. Yani söylemek istedim. Ama tedavi edemeyiz onları. Hayır, katılıyorum. Tedavi olmayacaklarınızı söyleyelim. Önemsiyorum ama mücadele zeminini başka bir yere kaydırıyor. Yani kamuyu kamulaştıramıyorsunuz değil mi? Kesin. Ama zaten kamu dediği şey kamu evet. Değil. Bizim bildiğimiz kamu değil bu. Bizim bildiğimiz kamuda böyle şeyler yok. Bu adı kamu. Gerçek. Evet, bravo, gerçek. Ne güzel söyledin. Gerçek. Yani bunun şeyle falan bir ilgisi yok. Hiç uzatma. Şöyle söyleyelim. Ödediğimiz her kuruş bize ne dönüyor hocam? Nerede olarak demin şimdi buraya gelir de gördüm, CHP yazmış. Ey vatandaş bir de işçi böyle ne güzel. Ödediğin her kuruş sana işte vergi olarak şey, ama hizmet olarak dönecek. Abi şöyle bir bakın hangi hizmetler olarak dönüyor? Toma, evet, gaz. Doğru, vallahi doğru. Ödediğim her kuruş vergi bana Gezi'de döndü. Kızılay'da döndü. Ödediğim Kemal Caddesi'nde döndü. Tam da vergi hukukunun, vergi mantığının ilkelerine son derece sermaye uygun. AKP'nin onun doğal tepsisi. Doğru. Evet, evet, güzel. Yani zaten diyorum sen hesap parasını ödemiştin bunu. Doğal gaz şey ama gazın parasını ödemiştin. Evet, evet. Çin kremi yaptı. Şimdi
Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok benim soruya karşı. Çünkü çalak bir soru. Bu da bir siyasi bir soru yani. Ya bölgede muhalif bölgeler var mı? Bunların Türkiye'yle bağlantısı ne olabilir? Bir sorudan sonra herhalde daha siyasi bir tahliline geçmek gerekiyor. Ama göremediğim kadarıyla yani çok kısaca söyleyeyim. Yani biz bunu ben tutun işte böyle içine çeşitli masif siyasi güçlerin hepsinin içinde ve Türkiye'de dahil olmak üzere, yani Türkiye'deki solda dahil olmak üzere birçok muhalif hareket yeni yeni örgütlenmeye başlıyor aslında her büyük masif örgütlenmesi ve bu yeni ideolojinin arayışlarını yapmaya başlıyor ama burada asıl olan bunun hocamızın söylediği gibi yani senin bunu söylediği gibi bunun hangi siyasi otorite tarafından örgütlendi ve onun arkasında neyin duracağı. Yani aslında bir nüve olabilecek bir elektrik sisteminin kooperasyonu için dahi, ufacık bir komünalizm için dahi, yani belediye sistemi için bekliyoruz. Yani arkasında duracak olan belediye sistemi bekliyoruz. Bunu yasal ve yasal süreçlerine nasıl oluşturacağımızı bekliyoruz. Dolayısıyla hani sadece hani benim çalışma yaptığım bölgeye dair olan bir şey değil ama bunun siyasi mekanizmi var. Sadece iktisal mekanizmi var değil. Siyasi mekanizmaları da nasıl yapıldığı ya da dokuyu ayakta tutabilecek olan ama benim görevim kadarıyla yani muhalefetin dışında Türkiye'nin hakikaten Rakip Federe bölgesi içerisinde kendisi uluslararası başka ülkelerin artığını bıraktığı kısmıyla dahi çok işlerini kabardı. Yani çeşitli şehirlerde işte sağlık altyapılarından tutun, eğitim altyapılarına kadar, şehirlerin çeşitli altyapıları kadar çok işlerini kabarmış bir biçimde Rakvetede bölgesinin içinde olmaya çabalıyor, hazırlanıyor kendisinden petrolün dışında bırakılmış bir alan olarak. Ve bu bile hani Türkiye içerisinde hem iktidarın hem iktidarı besleyen çeşitli kontrat mekanizmalarındaki güç gruplarının hakikaten güçlenmesiyle sonuçlanıyor. Yani oradaki yatırım ve doku ve bunun işleme biçimi sadece olarak Türkiye'de bölgesi için değil, onun geleceği açısından değil. Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'deki güçlerin geliş açısından da son derece bakım bir biçimde cevap edebiliyor. Çünkü yani iki devletin birbiriyle illegalitenin meşrulaştırılması üzerinden çok büyük bir anlaşması olduğu çok açık. Çok teşekkürler. Süremizi çok aşmadığımızı varsayarak hepinize çünkü açtık. Çok açmadık. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ara vermeden diğer oturuma geçeceğiz. Ay. Umut'un çok hoşçakalın. Görürsünüz. Ha onu görürüm ha. Ben yazayım. Yine şuraya bir telefon muhasır yok değil mi? Ay lütfen.